Efendim Türkiye'nin en fazla izlenen yerel kanalı Kanal Fırat ekranlarından, Miladın Mutfağı'ndan hepinize mutlu huzurlu bir gün daha diliyorum. Mutlu huzurlu bir cuma diliyorum. Her zaman ne diyoruz? Sağlık, mutluluk, huzur dolu, bol kazanç dolu günler siz değerli izleyenlerimizin olsun efendim. Tüm Türkiye'mizin, tüm Elazığ'ımızın olsun. Evet, bu geçtiğimiz günlerde Elazığ'ımız için çok önemli bir gün geçirdik, günler geçirdik. Önemli bir 3 gün geçirdik daha doğrusu. 23, 24, 25 Nisan. Ne günler? Çayda Çıra Film Festivali Elazığ için güzel bir ivmeydi bence. Güzel bir etkinlikti. Güzel filmler izledik ve bu yılın çocuklara bağış edilmesi de çok güzeldi, anlamlıydı diye düşünüyorum. Ve bugün çok önemli konuklarımız olacak Çayda Çıra Film Festivalimizden. Ve yemeğimiz birazdan konuklarımız bizimle olacak ama yemeğimiz öncelikle tabii ki mutfağımızın ana temeli yemek. Ne yapacağımızı kimden öğreneceğiz? Elbette ki değerli şefimiz Müyesser Ünsal'dı şefimizden. Bugünkü menümüzü öğreneceğiz. Yanına geçelim bakalım hangi yemeklerimizi siz değerli izleyenlerimizle bizlerle hem tarifini hem malzeme listesini paylaşacakmış. Birlikte öğrenelim değerli izleyenler. Evet şefim. Nasılsınız? Sağ olun. Hayırlı cumalar olsun efendim. Nasıl gidiyor? İnşallah iyi gidiyor. Siz nasıl gidiyorsunuz? Sağ olun. Filmler izleme şansın oldu mu hiç? Daha olmadı. Henüz olmadı. Evet daha olmadı. Bitti ama biliyorsun değil mi? Evet olmadı. Kaçırmışsın. Sen de çok yoğunsun biliyorum. Evet, o yüzden hafta içi de oldu. Tabii. Değil mi? Hafta içi olması sebebiyle birçok insan izleyemedi aslında. Tabii ki, kesinlikle. Ama bu yıl çocuklara yani çocuk filmlerine ağırlık verilmesi beni çok mutlu etti. Çok daha eğitimimiz güzel önemli. Bir ayrıcalık olmuş bence. Değil mi? Kesinlikle. Haklısınız. Evet bugün 26 Nisan. Evet. 23, 24, 25 Nisan'da Çayda Çıra Film Festivalimiz yapıldı efendim. Ve çok ilgi gördü. Güzel bir premierle başladı akşam. Ben de naçizane oradaydım. Çok değerli sanatçılar ilimize teşrif ettiler. Ve bugün iki tane güzide sanatçımızı burada konuk edeceğiz birazdan. Takdim edeceğiz efendim. Ama öncelik her zaman olduğu gibi yemek. Ne yapacağız? Evet. Değerli izleyenlerimizle de hangi yemeklerimizi tabii paylaşacağız? Bugün patates oturtmamız var ve kuru domates salatası. Kuru domates salatası ve patates oturtması. Güzel olur patates oturtması. Evet severiz. Kuru domates salatası. Ben daha önce yaptık değil mi onu? Hayır. Yapmadık ilk defa yapacağız. Işte, eyvallah. Şimdi patates oturtmasının malzemeleriyle başlayalım efendim. Bakalım nelermiş patates oturtmasının malzemeleri. Patates oturtmasının malzemeleri 4 adet büyük boy patates, 3 adet kuru soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 200 gram kıyma, 4 sivri biber, 2 kırmızı salçalık biber, 3 diş sarımsak, 4 domates, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı su, tuz, karabiber ve kızartmak için de sıvı yağ kullanıyoruz. Patates oturtmamızın malzemelerini tekrar ediyorum. 4 adet büyük boy patates, 3 adet kuru soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 200 gram kıyma, 4 adet sivri biber, 2 adet kırmızı salçalık biber, 3 diş sarımsak, 4 adet domates, yarım demet maydanoz, 1 su bardağı su, tuz, karabiber ve kızartmak için de sıvı yağımız var. Bir de kuru domates salatamızın malzemelerini evet, alabilir miyiz? Evet, kuru domates salatası efendim. Bir de onun malzemelerini görelim bakalım nelermiş. Kuru domates salatamızın malzemeleri 10 adet kurutulmuş domates, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi, 1 tutam tuz, 3 yemek kaşığı da zeytinyağımız var. Kuru domates salatamızın malzemelerini tekrar ediyorum. Lütfen. 10 adet kurutulmuş domates, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, 1 yemek kaşığı iri çekilmiş ceviz içi, 1 tutam tuz ve 3 yemek kaşığı da zeytinyağı. Evet çok teşekkür ederim şefim. Rica ederim. Okurken yine tura çıktım farkındayım. Evet yürümeden yapamıyorum. Kesinlikle. Kesinlikle. Gerçekten çok güzel yemekler evet, değil mi evet. Elazığ'ımızın? Evet. Elazığ'ımızın değil Türkiye'nin artık. Yani çünkü tabii ki patates genel Patates oturtması da Türkiye'de çok yapılan bir yemek. Sevilen bir yemektir. Bizde de Elazığ'da da çok sevilerek yapılan bir yemeğimiz. Kesinlikle öyle. Ama kuru domates salatasını ben hiç yemedim. İlk yani defa tatacağım. Elazığ'a has demeyelim genel bir genel, koda. Evet, evet. Genel. Şimdi zannediyorum patates oturtmasıyla başlayacağız. Evet. İşlemi çok. Başlıyoruz. Evet. Kızartacağız değil mi? Evet doğru tahmin. Evet. Şöyle bir nasıl, ne yapacağınızı öğrenelim. Ne yapacağız? Şefim. Patateslerimizi halka halka doğruyoruz. Ardından arkalı önlü güzel bir şekilde kızartacağız. Tabii çok kızartmaya da gerek yok.
Kızarttıktan sonra ardından yapacağımız şey zaten soğanı küçük küçük yemeklik doğruyoruz. Onu yağda soteliyoruz. Kıymamızı ilave ediyoruz. Tabii ki tamamen sotelenmeyecek çünkü bu ardından pişecek şeyden dolayı yanma oranı olmasın. Evet. Birazcık sarılaşınca zaten kıymayı ilave ediyoruz. Kıymayı biraz soteledikten sonra küçük küçük doğranmış biberlerimizi ilave edeceğiz. Onu da soteleyeceğiz. Onlar sotelendikten sonra domatesimizi ilave ediyoruz. Onu dolduruyoruz ve o sırada baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir kıymalı harcımızı elde edeceğiz. Ardından borcam ya da tepsi nasıl tercih ederseniz. Bu arada maydanoz tercih edenler maydanoz da harcını ekleyebilir. Biz ekleyeceğiz çünkü. Ardından borcam ya da tepsimizi yağladıktan sonra patateslerimizi diziyoruz. Üstüne de kıymalı harcımızı ilave ediyoruz. Bir su bardağı su ilavesiyle fırınlıyoruz. Evet, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zannediyorum kuru domates salatası daha sonra. Daha sonra, evet, o uzun bir işlem değil. Sesimde de bir pürüz var. Niye havalardan efendim işte. Etkiliyor tabii. Tedbirimizi almıyoruz. Kesinlikle. Yani ben herkese önerim. Havalara aldanmayalım, şu güneşe aldanmayalım çünkü her an hasta olabiliriz diye düşünüyorum. Kesinlikle. İşte konuğumuz da öksürüyor, zannediyor. Hep Serdar'ı suçlamak lazım aslında burada. Değil mi? Tabii nereleri gezdiriyor, nerelere götürüyor ben bilmiyorum. Ama insanları hasta etmedi. Hele Allah'ın tepesine gittik, otele orada kutladık. Biliyorsun değil mi? Evet. Ama güzel bir otelimiz, evet. Gerçekten güzide bir otelimiz. Şu anda isim veremiyorum. Çok da güzel bir premier oldu. Artık... diyorsun. Festivalimiz 12. yılını kutladı. Kesinlikle öyle. Artık bu ileriye yönelik dönük bir güzel bir etkinliğin, evet, olacağı ve artık inşallah uluslararası da. Evet. Değil inşallah, mi? İyime kazanıyor. Kesinlikle. Bu da bizi mutlu ediyor elbette. Elazığ'ımızı, bölgeyi. Evet, evet. Mutlu eden bir etkinlik diye düşünüyorum. Her geçen yıl böyle değerli kalitede yükseliyor sanatçılarımız. Kesinlikle. Farkında öyle. Mısınız bilmiyorum. Olmaz mı? Olmaz çok kıymetli mı? Sanatçılarımız. Şimdi merak ettireyim biraz kimler geldi diye. Değil mi? Evet, Serdar hiç umursamıyor ama şu anda orada böyle çok yorgun, vallahi yorgun. Böyle. Çok yorgun, çok. Onlara da hoş gelmişler diyeceğiz tabii şimdi. Ki, kesinlikle. Ben müsaadenle hiç vakit kaybetmek istemiyorum, tabii yanlarına ki geçmek istiyorum. Keza iki güzide sanatçı, bir üçüncü kabul ederlerse sanatçı. 33 yılını vermiş tiyatroya bir insan olarak yanlarında sohbet etmek istiyorum. Tabii ki, müsaadenle. Sizin. Buyurun. Sana da kolay gelsin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Şeref verdiniz efendim. Zilan Hanım. Merhaba. Fatih'ciğim merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Çok mersi. Teşekkür ederim. Çok güzel. Elazığ nasıl buldunuz? Önce ona başlayalım. O zaten onun kendi memleketi. Hiç sorma. Onu zaten her yerde görmek mümkün Fatih'i. Ama şöyle bir şey. Evet. Memleketimde olmaktan çok mutluyum. Kesinlikle. O yüzden tabii ben şunun gururunu yaşıyorum. Mesela Zilan'la biz çok... eski arkadaşız. Lale Devri dizisinden beri oradan tanışıyoruz. Evet. Mesela Zilan ilk kez geliyor, kırmadı geldi. Evet. Mesela yeni gelen dostlarımıza biz şehri tanıttığımda ben daha çok heyecanlanıyorum. Değil mi? Sen de misafirperverlik yapıyorsun tabii, tabii, şimdi. Tabii. Sen her yerde sık sık Elazığ'a geliyorsun, görüyoruz. Yani imkanı... Bir arada tanışmadık seninle Fatih'ciğim ama birkaç ortamda bir araya geldik. Vallahi ben şu an çok memnun oldum gerçekten. Hani inşallah bundan sonra kopmadan birçok yerde bir araya geliriz. Hani herkes sizi tanıyor ya, tanıtma şeyi dahi duymadım inanın. Ama olur ha, tanımayanlar olabilir. Müsaadenizle şöyle bir takdim edeyim mi? Tabii tabii, buyurun. Evet efendim, çok değerli sinema oyuncuları, aktör ve aktristi. Efendim Zilan Duru hanımefendi ve Fatih Doğan hemşerimiz bugün bizlerle olacak. Fatih dediğimiz gibi Elazığ'ımızı sürekli ziyaret ediyor memleketi münasebetiyle. Ama Zilan Hanım ilk defa herhalde. Ben ilk defa geliyorum. İlk defa. Hoş geldiniz hoş diyelim. Hoş bulduk. Soracağız Elazığ nasıl buldu? Çünkü Serdar bayağı bir gezdirdiler. Geziyorsunuz. Evet. Tabii, tabii. Şimdi sohbet edeceğiz. Film festivalimiz hakkında da konuşacaklar. Nasıl geçti? Yani umduklarını bulabildiler mi Elazığ'da diye. Ama çok kıymetli sanatçılarımız bugün bizlerle. Ben de ayrı bir heyecan ve mutluluk içerisindeyim. Böyle değerli sanatçılarla bir arada olduğumuz için. Tekrar hoş geldiniz Zilan Hanım. Nasıl buldunuz? Hem film festivali yorumlarınızı alalım hem Elazığ'ımız. Ben konusunda. Zaten Anadolu'nun ve özellikle Doğu bölgesinde yani birçok yerde film ve dizi projelerim olmuştu. Ama Elazığ'a hiç yolum düşmemişti. Bu da bizim eksikliğimiz. Yani aslında ilk düşmesi gereken yerlerden biriymiş. Çünkü hem doğası hem insanı hem şehir, çok renkler bile çok farklı burada. Hani yeşili falan filan çok sevdim. Çok hoş. Tekrar gelmeyi çok isterim inşallah bir dahaki sene. Ben çok beğendim.
Bundan sonra bekliyoruz. Tabii ki. Yani film festivali bahane olmasın. Tabii ki. Çat kapıda çıkın gelin tabii isteriz. Tabii ki. Her zaten Fatih'e takılın. Bence evet. Şurada söylediği cümle en önemli, en güzel olanı. Tekrar gelmek isterim. Ne güzel değil mi? Yani bunu evet, bunları gösterebildiysek gelen konuklara, bundan daha güzel bir şey olamaz. Gerçekten öyle. Çünkü insan huzursuz olduğu, mutsuz olduğu yere bir daha gelmek istemez. Yani. Çok güzeldi. Çok beğenmiş ki, sevmiş ki. Evet. Ben az önce dedim ya, Allah'ın tepesinde otele getirdiler, üşüttüler bizi. Espriyle efendim. Çok sıcak bir ortamda her şey verince. Çok güzel bir etkinlikti. Ben buradan da hem otel yetkililere, filmin aynı zamanda sponsorları da sponsorlarım. Onları da Windy Hill Otelimizi tebrik ediyorum. Böyle bir organizeye ev sahipliği yaptığı için. Muhakkak biz de teşekkür ediyoruz çok. Şimdi Fatih'ciğim, öncelikle Elazığlısın. Evet, Elazığlısın. Ama Elazığ'ın neresindensin inan biliyorum. Şöyle söyleyeyim, ben Elazığ'ın Sivrice ilçesinde. Evet. Bütün Sivrice ilçesine, Sivrice'nin bütün köylerine, ya tüm Elazığ'a selamlar tabii de. Eyvallah. Hani siz neresinden diye sorunca ben Sivrice'liyim, öyle söyleyeyim. Merkez sayılır. Yani aslında şöyle, merkeze bağlı, yani Sivrice'ye bağlı, eski ismi Yukarı Elgük, şu an yeni ismi Duygulu köyünde doğdum ben. Eyvallah. Evet. Çok güzel bir köy, çok güzel bir harika ilçe. Bir köy. Turistik bir ilçe. Hayır, köyümüzün de şöyle bir özelliği var, önünden Fırat Nehri geçiyor. Baktığınız zaman oraya iki tane köprü koysanız İstanbul Boğazı gibidir. Değil mi? Evet, inci harika gibidir. Gerçekten. Elazığ'ımız genel olarak zaten inci gibi. Değil mi? Ben şey çok seviyorum. Yani ben de çok sevdiğim için böyle gurur duyuyorum sizlerle gibi değerli sanatçının hem hemşerimiz olması. Ama Zilan, doğu kökenli. Diyarbakırlıyım. Ana, o hemşerimiz. Yabancı değilmiş be. Evet, Diyarbakır. Harika. Diyarbakır neresi? Diyarbakır içinde? Ofis. Aha. Merkez. Merkez ama doğum yerimde şey yazıyor, Bağlar yazıyor. Bağlar, o da güzel, çok güzel. O da güzel, eski bir mahallesi, Bağlar Mahallesi. Diyarbakır'da çok sevdiğim bir şehrimiz. Güzide bir şehrimiz, Elazığ'ımızın ve tarihimizin önemli şehirlerinden bir il. Evet, şimdi biraz daha böyle festivalden konuşalım. Tabii istiyorum ki, seve seve. Çok kıymetli. Az önce dedim ya, böyle her geçen yıl çıta biraz daha yükseliyor. Evet. 12. yıl. İnşallah nice 12'lere, nice 22'lere, 32'lere olacak. Bunun da işaretini veriyor. Serdar ama çok yoruldu. Ona artık destek olmamız lazım diye düşünüyorum. El sallıyor görüyorum. Biz de o yüzden buradayız zaten. Kesinlikle. Ona destek olmak için. Evet, muhakkak. Zaten kısa film jürisi olarak bulunuyorum ben de burada. Değerlendirdik filmleri. Bakalım. Nasıl filmler, o kısa filmler? Çok başarılı, güzel filmler vardı. O şeyler vardı, TikTok'lar. Yok. Onlara bakmadınız. Hayır. Evet. Sizin de yorumunuzu alalım. Güzel filmler vardı. Tabii çok sanat adına güzel işler çıkarmış genç arkadaşlarımız var. Ümit var yani. Var. Tabii ki. Gençlikte ümit tabii var. Tabii ki. Liselerden katılanlar olmuş. Belgesel kategorisi vardı vesaire. Yani ben çok başarılı buldum. Uluslararası katılım da vardı. Evet. Değerlendirdik. Bakalım hayırlısı. Hayırlısı. Ödülü kim alacak? Ne zaman açıklanacak bunu ben bilmiyorum. Serdar'dan öğreneceğiz onu. Cumartesi akşamı açıklayacak galiba. Şimdi ben siz buradasınız değil mi hala? Evet, buradayız da ben jüride değilim. Ben geçen yıl jürideydim. Evet. Zilan jüride. Çok şimdi hoş. Ondan da tüyo tabii ben bilmiyorum. Bana söyler misin acaba arkada? Ben de merak ediyorum ama söylemiyor. Sır gibi saklıyorlar. Şimdi efendim buradan inanın bizim için daha çok o kadar yoğun bir tempoyla koşturma içerisindeler ki ben bugün 45 dakikalarını çalabildim. Buradan bildiğim kadarıyla Çemiş Gezek. Evet. Gidecekler. Şu anda sabırsızlar. Ben böyle ama gönül isterdi ki beklesinler, yemeğimizi de tatsınlar ama orada Çemiş Gezek'te de çok iyi ağırlayacaklarını düşünüyorum. Bir vejetaryen olarak bana o kısmı çok uymadı aslında. Öyle mi? Sürekli et. Ben artık çok fena oldum. Ama Zilan Hanım şimdi doğu insanı, sen doğuyu biliyorsun. Ben ne zaman Diyarbakır'a gitsem aç kalıyorum zaten. Bizim bu yöremiz hem Diyarbakır olsun hem Elazığ olsun bu coğrafya. Biz etçiliz biraz yani. Evet. Eti seviyoruz. Siz yanlış yerde doğmuşsunuz. Ege'de falan doğmalıymışsınız. Zaten İzmir'de yaşıyorum. Projem olmadığında İzmir'deyim. Oranın mutfağına alışınca tabii burası bana birazcık bünyeme çok ağır geldi. Ama onun dışında her şey çok güzel. Zaten sadece et yemeyi seçmiyorum. Ama yani bakın size göre de bir menümüz varmış aslında. Öyle mi? Kuru domates salatası. Oo. Ya.
Keşke yetişebilseydiniz de yiyebilseydiniz. Tabii burada varmış da genel olarak mesela Elazığ'da da aslında vejetaryen yemeklerimiz var. Mesela sırın yiyebilir değil mi mesela Elazığ'da? Aa, onu evet. Yedim ve çok beğendim. Çok güzeldi. Değil mi? Harika. Evet, çok güzeldi. Ya ben Milat Bey çok kısa festivalle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Lütfen buyurun rahat ol. Ya burası evimizin mutfağı. Ne olur rahat. Biz burada sohbet ediyoruz. Kameraları tabii, falan unutun. Yani biz festival kısmına girdik ya onunla ilgili ben bir kısa bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi sevgili Serdar Kara, festival başkanımız. Bu işe görüyorlar. Tehlikeli adam. Yani bilmiyorum ben o kadar... Emin olun tehlikeli adam. Serdar görüyorsun neler söylüyor. Bak yok evde otur hiçbir yere gider. Gidecek misin? Saygılar sunuyorum. Serdar gidiyor. Serdar bizi bırak. Tamam o zaman yani. Milat Bey şöyle Serdar Bey gitsin biz arkasından daha rahat konuşalım, konuşabiliriz. Konuşalım vallahi tamam. Böyle dedikodusunu yapalım. Oradan bizi hep tehdit ediyor biz güzel konuşmalar yapmak zorunda kalıyoruz. Ben. Serdar seni seviyoruz. Şimdi eleştirebileceğiz Serdar gittikten sonra değil tabii. Mi? Tamam rahat bütün ol. Eleştirileri evet. Yapabileceğiz. Serdar'cığım görüşürüz. Kolaylıklar diliyorum. Evet. Bu sene 12 yaşında festival. Maşallah. Evet maşallah. İnşallah dediğiniz gibi de böyle hani kendi kalitesine daha çok kalite katarak, daha çok büyüyerek devam eder. Çünkü ben bundan çok mutlu olurum. memleketim burası ve hani bir şehri... sanatla süsleyince çok daha güzel oluyor. Ya bu arada çay mı içersiniz, kahve mi? Mutfağımız nihayetinde. İçtik de geldik ama. Olsun. Çay içer miyiz? İçeriz. Kahve de içebiliriz. Fark etmez. O zaman... Ben çay içebilirim ya ben. Ben de çay içeceğim. Tamam ben de. Üç çay alalım. Üç tamam. Tane çay. Dolayısıyla... Mutfağımızdayız, rahat olur ne olur. Aynen tabii. Dolayısıyla evet. Şimdi bu festival tarzı böyle organizasyonların var olması için desteğe ihtiyaç var. Yok. O yüzden benim ricam buradan hani Elazığlı dostlarımız, hemşerilerimiz festivallere, sanat, konser tarzı güzel etkinliklere destek olsunlar. Eyvallah. Çünkü düşünün yani bu organizasyon burada diye çok değerli sanatçılar, çok kıymetli sanatçı abilerimiz, ablalarımız burada. Mesela Zilan Kırmadı geldi arkadaşım olarak ben mutlu oldum. Şehrimizi tanıyor insanlar. Bu festival olmadığını düşünün. Bir eksiklik bence. O yüzden kesinlikle. Hep olsun. Yaşaması için de yani senede bir kere yapılıyor. En azından şu an festivali konuştuğumuz için. Olsun bunlar tiyatro etkinlikleri, konser etkinlikleri. Çünkü o zaman o şehrin gençleri, çocukları çok daha iyi yetişebilecek. Kesinlikle katılıyorum. Okul dışında bir sürü etkinliğe katılabilecek. Ya sanatçı insan kötü insan olabilir mi? Değil mi? Kesinlikle. Yani sanat... sanattan, sanatçıdan ne terörist olur. Kesinlikle. Ne kötü yollara meyilli insan çıkar diye düşünüyorum. Ha, sonradan sapıtanlar olabiliyor, ona bir sözüm yok. O laf aramızda yani biliyoruz. O yüzden inşallah güzel şeyler olsun. Bunu söylemek istedim. Hani destek kısmında demin otel dediniz. Şimdi otelimizin sahibi Hüseyin Bey mi? Hüseyin ona Bey. Da buradan selamlar, sevgiler. Hüseyin Bey de bize... Çok değerli dostumuz. Evet, o da. Hüseyin Bey de çok kibar bir beyefendi ve... mutlu yani orada festival ekibinin konuk olması ona mutluluk veriyor. Ben bunu gördüm. Teşekkür ediyorum. Gerçekten böyle bir olaya sponsor olduğu elini taşın altına koydu. Ben mutluyum yani. Teşekkür ediyoruz oradan çok da. Çok güzel. Çok güzel işler olacak inşallah. Yani i̇nşallah. Bu eskiden çoğu insan haber dahi olmazdı. Niye? Hani ilgi alakayla müstesna biliyorsunuz. İlgi olacak, görecek ama Serdar artık bu çıtayı yükseltti diye düşünüyorum. Şu anda Elazığ'da, kime sorsanız ilimizde bir Çayda Çıra Film Festivali'nin yapıldığını biliyorlar artık. Evet. Değil mi? Bu güzel bir şey. Tabii ki. Ve zaman içerisinde de gelişecek, çok daha katılım çoğalacak. Sanatçılar buraya gelmek için yarışacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Mesela ben şöyle diyeyim Milat Bey. Mesela bak tasarımlarınıza bakıyorum Milad'ın mutfağı. Evet. Ben şu bile bir güzelliktir. Yani... Bir stüdyo yapılmış, emek verilmiş. Kanal Fırat'a da çok teşekkür ediyoruz. Ve ulusal kanallardan bence hiçbir farkı olmayacak kalitede ve dekorda. Buradan kendimizi de oradan görüyorum. Gayet çok şık. Ben sizin başarılarınızın da devamını diliyorum. İnşallah. Bu bile güzellik. Bir yemek programı yapılıyor. Evet. Yani biz de o anlamda Elazığ büyüdükçe, geliştikçe biz de kendi çıtamızı yükseltmek zorundayız. Tabii tabii sanat, spor alanında ne yapılabiliyorsa. Türk sineması öyle değil mi Zilan Hanım? Yani ister istemez diğer sinemalarla yarış halinde sinemamızda. Kendini göstermek zorunda, kendini ispatlamak zorunda. Kanallar da hakeza öyle. Kendi kendini ispatlamak ve büyümek zorundalar. Aynen öyle. Biz mesela bugün Zilan'la Harput'tan aşağıya doğru inerken hani bir sinema filmi falan belki burada Elazığ'da çekeriz de beraber oynarız diye. Aman harika olur. Öyle çünkü hani projeler geliyor ya da biz
ben yazdığım senaryolar var ve o özellikle bir tane filmimizin en azından böyle bir yarıya yakını konu itibariyle Elazığ'da, Harput'ta, bu coğrafyada geçmesini çok istiyorum. Eyvallah. Yani, yakışır da Elazığ'a değil mi? Güzel bir olur. Film. Evet. Şöyle düşünün, insanlar biliyor. Beni unutmayın oyuncu olarak. Yok, seve seve. Olur değil mu? Biz çok kibar, senaryoda çok güzel bir beyefendiyle tanışmış olduk şu an. Mesela bütün izleyicilerimiz, herkes bilir. Nerede bir dizi ve sinema çekildiyse ve o reyting almış bir ise, o yöreye katkısı olmuştur. Kesinlikle. Tanıtımında değil mi? Vardır. Tabii insanlar gidiyor, ziyaret ediyorlar. Hani bilmiyorum, buradan dizi ismi söylememde bir problem var Hiçbir mıdır? Hiçbir problem yok. Hani bildiğimiz, hani mesela Mardin'de Sıla çekilmişti. Asmalı Konak vardı. Tabii. Şu anda Hercai çekiliyor. Evet, yani oraya ilgi oluyor. Bir de ona bir şey var, dedikodu var işte, Mardinliler tepki gösteriyor falan. Yani o kısmını bilmiyorum ama ben sadece şu kısmıyla ilgileniyorum. Elazığlı iş adamları, yani buradaki insanımız, yani böyle fırsatlar geldiği zaman yardımcı olsunlar. Yani şehirde bir şeyler çekilsin. Ama şu da var bak Fatih'ciğim. Bazen bu işin dolandırıcıları da var. Sen benden iyi biliyorsun. Yani sömürüye de gelenler olabiliyor. Artık Elazığ'ın da çok dili yandı ya. Hasbetmiyorum. Destek olunmalı. Ama bazen o bir dizi adına geliniyor ve sömürülmeye geliniyor. Bundan evet. da çok dilleri yandı. O yüzden temkinliler. Ama isimlere bakacaksınız. İşte Zilan Hanım gibi, Fatih Bey çok, gibi. Çok teşekkür ederim. Yani misal veriyorum. Çok değerli isimler de o projenin içerisindeyse bunun devamı olacaktır diye bakıp ona göre nitelendirmekte fayda var. Ben oraya küçük bir şey ekleyebilir miyim sizin? Hani o tabii bu işin hani sahtekarlığını yapanlar çok geldi diyorsunuz. Ya ben onları sektörümüze hizmet veren gerçek yapımcı, gerçek oyuncu, sanatçı ve sponsorlardan ayrı tutmak istiyorum. Biraz araştırılsın yani istiyoruz. Yani araştırılsın ama ben onların sanat yapacak insanlar olduğunu ya da yapımcı olduğuna inanmıyorum. Yani o yüzden biz evet. gerçek yapımcılarımızı da zan altında bırakmayalım. Yani öyle talihsiz şeyler olmuş. Elbette birkaç ki zan kez olmuş. Lazım. Yani biz de basından öğrenmiş olduk. Sen de duymuşsundur, duymadın yani olmuştur. Yani basından bir iki kez öyle haberler okudum. O talihsiz durumlarla da şehrimizin evet. anılması güzel bir şey değil. Çok o onların kabahati, onların ayıbı, bunu yapanların, bu sahtekarlığı yapanların. Diğer gerçek yapımcılarla, kıymetli yapımcı dostlarımızla hiçbir onlar, alakası onlar yok. Onlar da sanki aynı kategorideymiş gibi düşünülüyor. Hayır. Öyle değil elbette. Çok iyi yapımlar ve iyi yapımcılar Çünkü var. Çünkü sektör çok zor. Çok zor. Her anlamda çok zor. Yani biliyorum. Bir filmi, bir diziyi var edebilmek için herkes çok canla başla çalışıyor, paralar harcanıyor. O yüzden madem bizim ülkemizde bu sektör var olacak, o zaman emek verenlere de alkışlayacaksınız, saygı duyacaksınız. Evet. Olsun ki Doğru. hani insanlar da oynasın, siz de oyuncusunuz. Hani bir şekilde bu geminin yürümesi lazım. Aynen öyle. Üstad, iki Elazığlı konuşmaya başladı. Zilan Hanım'a hiç söz vermiyoruz. Yok, estağfurullah. Sazı elimize aldık. Ama ben şunu biliyorum. Yani 9 yıllık tanımanın vermiş olduğu şey, o çok şu anda bence mutlu, keyifli. Eyvallah. Çünkü gururla tanıtıyoruz Elazığ'ı. Eyvallah. Öyle mi tembih edin? Abi sen konuş de ben. Hayır. Zilan, ben öyle bir şey dedim mi? Hayır, olur mu? Sen söyle. Ya işi ısıtıyorum biraz da, espri edeyim. Şimdi yeni projelerden bahsedelim. Zilan Hanım, var mı yeninde bir şeyler? Böyle? Görüştüğümüz oluyor tabii ki zaman zaman ama netleşen tabii zor sektör şartları artık. Eskisi gibi değil. Televizyon mu? Tabii ki. Tiyatro, televizyon, sinema vesaire. Artık kolay değil çıkartmak şu anda. Tabii ki gönül ister ki sinema yapalım sadece. Değil mi? Çünkü dizi süreleri çok, çekim süreleri çok uzuyor. Bizler çok yoruluyoruz vesaire. Ama tabii ki bir şekilde dahil oluyoruz. Aynen öyle. Yani olmak zorundayız. Zorlukla. Çünkü çark böyle dönüyor. Yani görüştüğümüz projeler var ama kesinleşen bir şey yok şu anda. Hayırlısı inşallah olacaktır. İnşallah. En son neydi? En son Muhteşem Yüzyıl'da. Muhteşem Yüzyıl'da rol almıştı Zilan Hanım. Evet. İşte tarihi oyun efendim. Ben de çok severim. Çok oynadım. Tiyatrodur aslında. O ayrı bir şeydir ya. Evet. Zevktir. Tarihi oyunlarda. Ama şöyle öyle bir güzel büyük prodüksiyonlarda hani tarihi karakterler oynuyorsanız harika muhteşem kıyafetler, hani saçlar yapıldığı için sivildeki görüntüyle çok alakalı olmuyor. Aynen öyle. Yani orada çok güzel bir karakteri canlandırıyor mesela Zilan. O kaftanları giymek ama nasıl evet, olabilir yani sen? O büyülü dünya bambaşka. O çok güzel bir diziydi Muhteşem Yüzyıl'da. Çok beğenerek izledik. Doğru. Sende var bir şey şu anda Fatih'ciğim? Bende de sen rahat durmuyorsun. Çalışmaların var. Biliyorum yazmaların, ben senaryo. İnşallah inşallah. Yani şu anda özellikle bitirdiğim bir tane sinema filmimiz var. Hani onun sponsorluk kısmına geçtim ben. İstiyorum ki yani hani bu
sponsor tarafını hallettikten sonra hemen çekimlere başlayalım. Ve işte o filmin yarısı Elazığ'da geçiyor. Oluyor mu? Elazığ'da çekecek miyiz? Kesinlikle. Yani ben seve işin, hani... Tabii hemen. Böyle. Ama şöyle bir şey. Ne güzel ama. Adapte ediyorum. Harika bir coğrafyamız ve eserlerimiz var. Mesela Harput'ta falan inanılmaz bir görüntü olur. Yani orada kalenin içerisinde mahzenlerde düşünün yani ben oradaki hikayeye çok uygun mekanlar bildiğim için, kesinlikle, gördüğüm için hani harika bir iş olacağına inancım var. Hiç çekimin olmadı değil mi? Efendim? Daha önce hiç Elazığ'da çekimin olmadı. Maalesef. Yani benim olduğu o belgesel, işte Kayabaşı Harput, evet, olsun, Berek Gazi olsun, belgesellerde rol almıştım o Harput'ta. Evet. Hiç unutmadığım anılar var tabii. Donarak hem de böyle kışın ortasında. Buradan da Turgay Başaylı'ya selam olsun. Benim kızıma talipti o zaman. Tabii. Ayartmıştı. Ben papaz oynuyordum. Hala benim adım papaz kaldı. Şeyde hikayeyi anlatıyorsunuz. Evet. Şimdi gerçekten donma tehlikesi atlattık. Yani bayağı bir, evet, üşümüştük o çekimlerde. Set zorlukları, evet, çok, çekim her zorlukları set diyelim. Her sette oluyor donma tehlikesi. Değil mi? Kışın hele özellikle değil mi? Yaşamışsınızdır. Of. Evet. Çok mi? Var. Biz ama muhteşem zevklidir. Muhteşem yüzyılda içimize içlikler giyerek zaten, evet, o sahneleri çekiyorduk. Şeyde de çok hatırlarsanız İlhan, Lale Devri'nde mesela. He. Şimdi bazen yalı, hava çok soğuk olduğunda mesela ince bir elbiseyle oynamak zorunda kaldıkları ya oluyor. Ya. Biz havuza girmek gibi. Yani evet, bu hanımefendilerde daha çok oluyor. Kadar? Çünkü erkeklerde hani o ince elbise mantığı yok. Bir şekilde aralara sığıyor ama hanımlar bunun azizliğine çok biz hani biz de düşüme... üşüyoruz da erkek diye bilmem ne sürmüyoruz. Bakma sen yani kendimizi şey yapmıyoruz. Kesinlikle. Şimdi insanlar her şey çok basit olduğunu zannediyorlar. Çünkü o bir saniye, birkaç saniyelik görüntü için ne emekler sarf ediliyor. Hı hı. Değil mi? Evet. Çeken bilir. Kesinlikle. İşin içerisinde olan bilir. Ama biz sadece o izleyici gözüyle gördüğümüz zaman işte o sahneyi çekildi, geçti, gitti. Bitti. Ama mutfağına bakmak lazım. Tabii. Değil mi? Şimdi burası 2 saatlik bir program. Ama o 2 saat öncesi ne kadar hazırlıklar yapılıyor? Tabii. Ama şöyle işte hani sadece... Arkasında nasıl bir ordu var? Şurada ekranda insanlar tabii orada gördüğü kadarıyla algıya alıyor belki. Öyle seyrediyor ama burada büyük bir stüdyo var, ışıklar var, kablolar, kameralar, kamerayı kullanan arkadaşlar. Reji odası var. Yani büyük komplike bir, evet, durum yani. Yani işte bu, emek bu insanlar bunları bazen bilinçliler elbette ki biliyorlar. Tabii ki. Ama izleyici gözüyle baktığınız zaman... Ya ne ki ya, ben de yaparım. Olur onu mu? Ben de yaparım, ne var ki onda? Evet. O işin mutfağından geliyor mesela Fatih. Ben radyo televizyon mezunuyum. Hani çok güzel. Çok emek var. Ana, arkasında saatler bizim sürüyor. Ben hemen çıktı radyo televizyon. Benim tabii, asistan Ece. Bu arada tabii Zila'nın oynadığı Lale Devri'nde ilk tanıştığımız projede ben yönetmen yardımcısıydım. Öyle mi? Tabii. Oyuncu Zilan oyuncuydu. Ben oyunculuğa daha geçmemiştim. Çok güzel. Konya Selçuk Üniversitesi sinema oyunculuk mezunuyum ben. Hani o dönemler daha... Bak gördünüz değil mi? Hepsi okumuş çocuklar. Öyle boru değil yani. Yani şöyle mezun... Bir yere gelmek için eğitim şart. Her şey. Evet. Tabii kesinlikle. Mezun olup geldikten sonra tabii hani sektöre bir yerden başlamanız gerekiyor. Öyle nasipmiş. Çok güzel, başarılı yönetmenlerle çalıştım. Çok güzel, evet, oyuncularla. Harika deneyimler oldu. Bakın işte... Zilan'la da oradan tanıştık yıllardır. Hiç birbirimize destek oluyoruz. İşte kopmuyoruz. Böyle çok tekst okumanın da tiyatrodan gözler gidiyor. Evet. Siz okumayın diyorum şimdi. Benimki de gitti çok okumaktan. Vallahi. Evet. Demek ki çok teklif geliyor efendim. Bu... Yok, senaryo değil bu sadece. Kitap. Ben kitap okuma hastalığım var aşırı, harika, derecede. Ha, ama çok yüzden güzel bir özellik bence. Sakın yitirmeyin o özelliğinizi diyorum. Bir mesaj gelmiş efendim. Merhabalar. Sizi görmeden gideceksiniz. Merhabalar, sizi görmeden gideceksiniz. Özellikle Fatih Doğan gezdiği yerlere eğitim bir türlü karşılayamadık. Çok üzgünüm, nasip olmadı demiş. Yani sizi mi ağırlamak istemişler? Ben anlayamadım. Yanlış yani, yazılmış herhalde. Vallahi ben yani ya, öyle galiba. Sıkmayın. Fatih hani, sürekli gelip gidiyor. Öyle ama tabii şöyle yani burada mı acaba onu yazan arkadaşımız? Elazığ'da yok, yaşıyorsa. Elazığ'dadır muhakkak. Evet. Biz zaten kaldığımız oteli söyledik. Söyledik, evet. Etkinlik şey, alanını cezayı bile göz aralık söyledik. Hayır yani. Zaten her gün halkla buluşma hemen hemen oluyor. Değil mi? Aha. Tabii yani arkadaşımızın imkanı varsa biz şehir merkezinde bir sürü de hani konuğumuz, yine konuk arkadaşlar var. Bunların içerisinde hani Yeşilçam'dan çok saygıdeğer insanlar var, senaristler var.
işte kameraman, görüntü yönetmeni, hani sektörün içindeki birçok işi yapan kişi İnsanlar, burada. Tabii. Festival zaten böyle. Gelip gidenler oldu. Böyle bir güzel, tabii. Çalışmaları var, provaları var. Değil mi? Setleri evet. var. Bir de Milad Bey, siz oldu. De isterseniz ama... onu bir programın sunucusu olarak hani Mesela. Şey sanıyorlar. Hani ücretli sanıyorlar da festivallere bir ücret ödenerek girilmiyor. Yani... Aa, tabii ki. Onu söyledik zaten. Evet. Tamamen halka açık efendim. Tüm gösterimler, tabii. filmler gösterime açık, halka açık. Amaç zaten o şehirdeki, o şehirdeki insanlarla yani Kesinlikle. Sizlerle buluşturmak. Zaten bu sene yani. Tema 23 Nisan'dı. Oraya gelecektim yani, ben de. Sinema izlemiş, izlememiş, izleme şansı olmamış birçok çocuk bu sayede evet. zaten filmlerle buluştu. Ben onu, bu da ayrı bir mutluluk değil mi? Evet, evet kesinlikle. Çünkü hani ben hep önemserim tiyatro Hiç fırsatı hayatımda olmamış da, çocuklar vardı. Çocuk oyunlarını çok önemsedim. Çünkü ağaç yaş ikeneğidir. Evet. Ve birçok da insanı mesleğe edindirdik. Evet. Yani o hevesi verdik diye düşünüyorum. Çünkü benim geçmişim böyle söyleyince de yaşım ortaya çıkıyor. Yok yani, yok. 33 yıllık bir tiyatrocuyum. Gayet yakışıklı bir beyefendi. Öyle değil mi? Evet. Duydunuz değil mi arkadaşlar? Duymayan var mı bak? Birinci ağızdan. Tabii bu arada kolay gelsin. Şefimiz evet. Çok güzel kokular geliyor. Bir yandan algımız oraya kayıyor. Ben, ama tam mutfak değil mi? Ay, kesinlikle. Evet, kesinlikle. Böyle mutfağımız. Ama yediremeyeceğiz. Üzgünüz. Ya bari şu kızarmış patateslerden falan bir tane. Çalarız değil mi? Bir tane bakın bir tamam. tane patates istedik. Yani o tamam. kadar. abi ne olur. Abi ne olur. Şimdi vallahi kokusu geliyor çok güzel. Bizim tiyatrosu olan gençlerimiz, amatör grupları da zaman zaman konuk alıyorum buraya. Oğlum siz aç kalmaya mahkumsunuz diyorum. Yani tiyatrocular açlardır yani açlığa alışkınlardır. İlk bölüme böyle alıyorum sonra size artık ikinci bölümde başka konuklarım var sizi göndereyim diyorum. Ama şöyle de Hocam siz de mi ya diyorlar. Ama bakın siz tiyatroya yıllarınızı vermiş bir insansınız. Evet. Devamına da bence şöyle bir şey ekleyelim ki bu sanata sinemaya gönül verecek olan gençler ürkmesinler. Hevesleri kırılmasın. Tabii yani aç kalıyor derken hani öyle bir durum yok bir şekilde sanat sizin karnınızı doyurur evet. bence. Çünkü onun manevi doygunluğu bile güzel. Kesinlikle. Yani seven arkadaşlar asla vazgeçmesinler yani sanattan, Kesinlikle. Sinemadan, tiyatrodan. Hayallerinizin peşinden gidin. Hep böyle manevi karnımız doymuyor kardeşim. Ama ben kendi adıma pişman değilim zorluklarını hiç yaşadığım zaman. Süreçte. Ben de hiç pişman yani hiç olmadım. Hiçbir zaman bu mesleği seçtiğim için pişman olmadım. Evet hiç. O has insan her zaman söylüyoruz sevdiği işi yapmalı. Yani evet madden çok büyük paralar kazanamayabilirsiniz. Hatta ama bazen hiç kazanamayabilirsiniz. Efendim? Bazen hiç kazanamayabilirsiniz. Evet. Yani. Ama vazgeçmemek, sevmek çok önemli. Yani severek yapıyorsunuz. Çok. Değil mi? Nasıl? Hiç başka bir şey düşünmedim. Nasıl parladı? Hiç evet. çocukluğumdan beri hiç başka bir şey düşünmedim. Başka bir şey olmayı hiç düşünmedim. Diyarbakır'dan mı çıktın Zila? Ben Yoksa... Diyarbakır doğumluyum ama evet. İzmir'de büyüdüm. Ailenizle birlikte. Tabii zaten yani annem özellikle beni sanata çok teşvik ederdi küçükken. Her hafta beni sinemaya götürürdü, tiyatroya götürürdü. Onları göre göre zaten böyle bir yola girmiş bulunduk. Çok güzel. Peki şunu sormak istiyorum. Özür dilerim. Yok estağfurullah. Sözümü kesiyor. Şunu Zilan'a şunu sormak istiyorum. Diyarbakır'da kalsaydın doğduğun Hı-hı. yerde. Hı-hı. Daha mı kolay olurdu, daha mı zor olurdu? Daha zor olurdu. Çünkü yaşam şartları Diyarbakır'da en iyisi bile tabii ki her zaman zorluklarla karşılaşıyor. Tabii bunun için siyaset giriyor, yaşam şartları giriyor. Vesaire bizim gibi değil orası. Orada olsaydım muhtemelen gene radyo televizyon gibi veya gazetecilik gibi bir mesleğim olurdu. Evet. Yani önüne bir engel koyulurdu diye düşünüyoruz. Mutlaka. Mutlaka. Hani baskılar oluyor zaman zaman vesaire. Olurdu mutlaka. Evet. Ama şimdi en azından Zilan ulusal arenada belki uluslararası arenada yapacağı güzel işlerde de o sıcak samimi uzak memleketlerimiz var ya oralara da harika şeyleri götürüyor. Oranın, orada doğup büyüyen insanların da sanata, sinemaya yatkınlık bir şekilde bu mesleği seçmelerine katkıda bulunuyor. Çok güzel. Yani. Ben şunu merak ediyorum Fatih'ciğim. Diyarbakır'da hiç oynadın mı? Diyarbakır'da sinema filmimin galası olmuştu benim. Evet. Ama oynamadık. Hani ziyaret i̇şte ettik. Fatih'i ama... daha iyi anlayabiliyorsun değil mi şimdi o Tabii. memleketinde? Sen de orada aynı şeyi yaşadın. Ben İzmir'de şimdi... oynadım. Ha İzmir'de. Mesela İzmir'de büyüdüm ama hani büyüdüğüm yerlerde bir dizi çekilmişti Derin Sular diye Fox'ta yayınlanıyordu. Biliyorum. Onda oynadım çok güzeldi. Hani böyle çekiyorsun dinlenmek için evine gidiyorsun. Ha, evet çok Hani mutlu. Annenin yanına. O bakımdan çok iyiydi tabii. Yani ama istersin şehirde. Değil mi? Diyarbakır'da da tabii bir ki. Dizide oynamak çok, istersin. Çok.
Çünkü doğduğun yer. Tabii ki. Kan zaten her zaman yani. Destekliyorum. Tabii. Yani Elazığ'da güzel böyle büyük bir film galasının olmasını ben çok istiyorum. O yüzden de kim istemez ki? İnşallah o da olacak. İnşallah. Belki de senin sayende. Ya estağfurullah. Yarısı da olsa. Ben olursa. Bak söz işte, aldım Fatih. Yok kesinlikle. Bu işte Şahin Kanalı'nda bir projede i̇şte beraberiz. Biz işte bak yeni tanıştık. Evet birbirimizi belki biliyoruz, gördük, izledi belki de beni. Ama çok sanat camiası böyle bir camia. Hemen ısınabiliyoruz çünkü tabii. Aynı dili konuşmayı biliyoruz. Tabii tabii. Hem gözlerle hem de yürekten o eyvallah. Sanatsal bağlantıyla eyvallah. Alakalı bence. Eyvallah. Merak etmeyin patates vereceğiz abi. Yani böyle beni görmüyorsunuz şu anda. Tamamen arkama baktınız. Serdar gitti değil mi? Biraz çekiştirelim ya. Serdar gitti ama şöyle bir şey. Siz bizi yani eğer göndermek istiyorsanız programdan gidelim. Ben de tabii. Vallahi göndermek istemiyorum. ama isterseniz kalabilirsiniz de. İkinci bölümümüzde bir hekimimiz var. Dahiliye uzmanımız, hocamız bizimle birlikte olacak. O yüzden sizi... İnşallah ama tabii yok. O oraya kadar keşke vaktimiz ama olsa. Ama Fatih seni geldikçe almak istiyorum. İnşallah. Nasıl tanıştık. İnşallah. Cesaret edememiştim seni çağırmaya. Daha önce görmüştüm burada. Yok lütfen ben yani o nasıl laf? Eyvallah. Patates vereceğiz değil mi? İletişim. Evet. İletişim şimdi şunu kuramamışızdır. Yani iletişim kuramamışızdır. Kesinlikle. Yoksa ben çoktan gelmek isterdim buraya. Kesinlikle. Şeref verirsin bundan sonra da herkese sizin için de. Ben zaten Fatih'le sık sık gelirim bundan sonra. Bekliyoruz. Kesinlikle. Elazığ Zilan çok sevdi. Diğer festivale gelen yani festivalimize gelen diğer konuk arkadaşlar da çok sevdiler. Ne kadar güzel. Bu itibarı bırakmak çok hoş bir şey. Kesinlikle. Sevdirebilmek bize mutluluk verir. Ben şimdi Zilan'a sormak istiyorum. Şimdi her başarılı insanın bir hedefi vardır. Daha ilerisi için. Var mı öyle bir? Olmaz mı? Çizdin mi kendine? Tabii. Özellikle sinema anlamında uluslararası arenada istiyorum. İnşallah. Yani zaten daha önce bu konuda birkaç teklif aldım ama bir şanssızlıklar oldu. Projeler rafa kalktı. Özellikle İran sinemasını zaten çok seviyorum. İran sinemasına girmek istiyorum. Burada hiç şöyle bir şey. Yok şöyle bir şey söyleyeceğim Milat Bey. Bir Hollywood oyuncusuna benziyor. Kime benziyor sizce? Ben de işte onu çıkartmaya çalışıyorum. Dünyaca ünlü bir oyuncuya benziyor. Hem de çok benziyor. Kardeş gibiler, ikizler. Bir hanımefendi var. Utandım şimdi ya. Ya hep beni şey atmayın. Yabancı bir sinema oyuncusuna benziyor. Ha? Yalçın sen bilirsin. Yani adını söyleyeyim, soyadını siz söyleyin o zaman. Bizim stüdyo amirimiz Yalçın Bey. Efendim? Benim de aklıma gelmiyor işte. Şey mi bu arada? Hani, sessiz mi konuşuyor, sesi mi kısıldı? Neyle başlıyor evet. Diyor bak oradan biri. Neyle başlıyor? Evet. Yaklaştılar. Yaklaştı, çok doğru. Hadi ben yani ikinci harfini söyleyeyim. Mesajlar ne olur, kime benziyor? Siz de yazabilirsiniz değerli izleyenler. Evet öyle. Bekliyoruz. İzleyicilerimiz. Ama tabii Zilan'a böyle bir yakın kamera girerse belki tahminleri. Çok böyle bildik bir yüz. Elbette ki Türk oyuncu dizilerden biliyoruz. Bak Zilan şu kameraya bakarsan. Muhteşem Yüzyıl'dan biliyoruz ama. Şimdi seni... Elazığ'a soralım kime benziyor diye. Kime benziyor? Vallahi ben de şimdi düşünüyorum. Şu anda şey yapıyorum ama ismi hatırlayamıyorum. Ama biliyorum. O kişiyi böyle bağdaşlıyorum. O ismi çıkartamıyorum. Acı çekti beni söyleyin ya. Fatih söylesin. Fatih ben utanırım. Yok o genç arkadaşıma bak araştırma yapıyor. Arkaya saklanıyor şu anda çıkaramadı ya. Evet. Ya biz komple yani çevremizdeki insanlara da Monica Bellucci'ye benzetiyoruz. Monica Bellucci. Evet. Bak. Yani hiç çıkartamıyoruz. Özellikle resimlerini yan yana koyduğunuz zaman ayırt edilmiyor. Benzerliği göreceksiniz. Kendisi de zaten resimlerimi beğenmişti Instagram'da. Kendisini canlı görme şansım olmadı. ama sizi görmüş olduk aynı şey. Onu görmüş kadar oldunuz. ben bu konularda biraz milliyetçiyim. Yani siz daha. Biz festival ekibiyle de şöyle bir esprimiz de olmuştu. Aa Monica Bellucci'yi Elazığ'a getirdik diye. Değil mi? Tabii ki. Ne güzel. Ben şimdi onu değil de biz aslını getirdik diyelim abi. Biz tabii yani, tabii. Yani ben bu konularda biraz şeyim. Bizim kızımız daha güzel. O İtalyan Zilan Durusu falan diyorlar bazen. İtalyan Zilan. Evet. İtalyan Zilan. evet. Şimdi verecek miyiz patates? Niye vermiyorsunuz peki? Tabii şimdi. Biz böyle küçük şimdi, tadına bakacaktık. O zaman şu an ekrandan yedirmeyelim. reklam arasına gideceğiz birazdan. ve reklamlardan arasında yedirmeden de yollamayacağız merak etmeyin. Tamam, biz ben geldiğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Biz misafirperverliğiniz için çok teşekkür ederim. Çok zevk aldım. Çok sıcaksınız. Biz de öyle. Çok sağ olun. Ama sık sık da bekliyorum Zilan Hanım. İnşallah. Hemşeri sayılırız. Çok isterim. Biz Diyarbakır'ı en azı ayırt etmiyoruz. Bu çevre komşularımız bizim. Kültür neredeyse hemen hemen aynıydı. Değil mi? Evet. Fatih sen de memleketine hoş geldin.
Abi çok teşekkür ederim. Sürekli bekliyoruz. Yani. Bir de bizim böyle küçük bir şeyimiz var efendim. Bizi unutmayasınız diye. Ay magnet. Magnetimiz var. Böyle buzdolabını açacaksın İstanbul'da ya bir İzmir'de. Bakabilir miyim? Zaten önüne? Full benim dolap. Abi telefon bizim Coşkun abi var. Spor koordinatörümüz diyor. Buzdolabını açacağım bir de numara versen yemek isteyeceğiz evet. diye. Evet evet ben de öyle anladım ama. Yani şimdi İstanbul'a servis var mı? İsteyince geliyor mu yemek? Olmaz mı? Teşekkür ederiz. Böyle baktıkça bizi hatırlayın ne olur. Çok şeref verdiniz. Çok mutlu ettiniz bizleri. Hem kendime hem Miladı Mutfağı ekibine. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Biz de buradan bütün Elazığ'a selamlar, sevgiler şuraya sallıyoruz galiba. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Böyle harika insanlarla bu programı izliyorsunuz. Çok şanslısınız bence. Ben konuklarım da harikayım. Teşekkür Sizler ederim. Sizler değerli insanlara. Efendim şöyle bir reklama gideceğiz. Reklamlardan sonra çok değerli hocamız Serpil. Neydi hocamızın ismi, soy ismi? Serpil Aslan, dahiliye uzmanımız bizlerle birlikte olacak efendim. Sakın bir yere ayrılmayın. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Değerli izleyenler, tekrar mutfağımızdayız, stüdyomuzdayız efendim. Tekrar ekranlarınızın başına hoş geldiniz. Ve çok kıymetli hocamız bizlerle özel Doğu Anadolu Hastanesi dahiliye uzmanı Serpil Aslan bizlerle. Hoş geldiniz hocam, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Sizleri gördük, daha iyi oldu. Allah iyilik versin, sağ olun. Biz de mutlu olduk. Şimdi, enerjiniz çok güzel. Yani böyle ben eminim ki hastalarınıza da çok iyi geliyordur o enerji. Hekimin ifadeleri çok önemli değil mi hocam? Kesinlikle Milat Beyciğim. Benim hastalarım bazen hani vakit varsa muhabbet etmeyi de çok seviyoruz. Ya hocam diyorlar hakikaten biz hastaneden de korkuyorduk. Şeyden sizi gördük diye artık bundan sonra gönül rahatlığıyla geliyoruz. Ben de diyorum ki hani hepimiz Elazığlıyız. Buraya gelen herkes işte teyzemiz, ablamız, babamız, kardeşimiz. Doğru. Rahat olun. Hani evde nasıl anlatıyorsanız derdinizi yakınıza, komşunuza bana evet. da o şekilde anlatın. Derdinizi anlatın ki biz bir derman bulabilelim. Hani gelip bana bir şey söyleyemeden git dersiniz. Ben en iyi ilacı da yazsam size hiçbir faydası olmayacak. Değil çünkü. Mi? Doğru. Önce bir anlatın, rahatlayın. Neyse sorun, beraber konuşalım, çözelim. Sonra diyelim ki sizde bu var. İşte tedaviniz de bu. Kullanın ve her şeyden önce hani bazen haberleri açıyoruz. Bir sürü kötü haberlerle Allah moralimiz kurs. Bozuluyor ya. Hastasın zaten, hastalık psikolojisiyle geliyorsunuz. Hani önce bir moraliniz düzelsin de. Hastalık sonra hallolur. Gerçekten öyle. Hocam tekrar hoş geldiniz. Şöyle bir mutfağa bakacağım. Döneceğim sonra Tabii sohbetimize ki. Başlayalım. Hay hay. Topu 5 dakikadır tanışıyoruz. Enerjisi o kadar hoş ki bir hekimde gerçekten bence benim kanaatim olması gereken bir özellik. Çünkü hastasını ki dolayısıyla bizleri de rahatlatan bir yanı var. İmkan. O ifadeler çok önemli bence. Tavsiye ediyorum. Teşekkür ederim. Evet hocam şöyle evet şefim. Ne yaptık? Oturtma yapıyoruz. Patates sever misiniz patates oturtmayı? Evet, patates kısmını geçersek oturtma kısmını çok seviyorum. Çok güzel. Patates aramız yok herhalde. Ama yok evet maalesef. Evet. Benim de geçmişte böyle bir şeker hastalığı, gebelik şekeri öyküm olduğu He. için birazcık patates, pilav ve tatlı konusunda nişastalığı aynen, olduğu için uzak kaçıyorum. Şimdi bugün ama mis gibi koktu yani. Değil mi? Ha, kesinlikle. Ev mutfağı gibi. Ev mutfağı gibi. Değil süper. Mi? Evet. Şimdi patates oturtmamız ve kuru domates salatamız var efendim. Tabii bu arada bunu da söylemekte fayda görüyorum. Değerli konuklarımıza bir patates kızartması yedirtmeden de yollamadık. Zilan Hanım ve Fatih Bey'e. Zilan Hanım malum şeymiş efendim, vejeteryenmiş, et yemiyormuş. Bizim de hani evet. mutfağımız et üzerinedir. Türk mutfağı, Kesinlikle. Şey Doğu mutfağı özellikle. Nereye gitmişlerse et sunmuşlar, kavurma sunmuşlar. İkram amaçlı elbette ki, hoşnut olsunlar diye ama. Milat Bey, bizde sabah öğlen akşam kırmızı et yenir. Hani seviyoruz evet. et. Yapımız tamam. öyle. Kesinlikle yapacak bir şey yok. Etçiliz. Etçiliz. Maalesef. Şimdi ve kızcağız da aç bırakmışlar Elazığ'da aç tabii kalmış. Dolayısıyla. Burada da patatesi görünce çok hoşuna gitti. Elbette ki yedirmeden de yollamadık. Bunu bilin isterim. Şimdi evet, patates yani. Oturtmalarımız. Şöyle bir malzemelerini tekrar görelim mi? Tabii görelim. Bir görelim. Okumayın isterseniz. Üzerine konuşun ne yaptığınızı. Patates oturtmamızı ne yaptık?
halka doğradık. Ardından sıvı yağımızla ne yaptık? Arka donunu kızarttık. Kızarttıktan sonra da zaten bir tane kıyma harcımız var. Kıyma harcımız için de ekrandan alabiliriz isterseniz. Evet, malzemeleri alabiliriz artık. Evet, kıyma harcımızda patates kızartmış olduğumuz yağda ilk başta kuru soğanlarımızı soteledik. Biraz sotelenecekler ama biraz sararsın daha fazla sotelemiyoruz yoksa yakarız. Ardından kıymamızı ekledik. Birazcık rengi değişince kırmızı biberimizi ve yeşil biberimizi ilave ettik. Küçük küçük doğranmış onları da soteledik. Ardından bizim domateslerimizi küçük küçük doğramıştık. Onları ilave ettik. Onları öldürdük. Baharatlarımızı ilave ettik. Tuz, karabiber ilave ettik ama ekstra diğer baharatlardan da benim genel kullandığım baharatlardan da ilave edebilirsiniz. O güzel oluyor. Ne yaptım? Tuz, karabiber, kimyon, köfte baharatı, yeni bahar, kırmızı pul biber ilavesi yaptık. Ve en son maydanozu kapattıktan sonra ekledik. Bu bizim kıymalı bir iç harcımız oldu. Daha sonra patateslerimizi yayacağız, iç harcımızı ilave edeceğiz, bir su bardağı su ekleyip fırınlayacağız. Bu kadar. Bu kadar. Salatamıza da başlıyor muyuz? Evet, başlayalım. Şimdi efendim kuru domates salatası. Evet. Malzemelerini bir görelim ve nasıl yapıldığını değerli şefimiz bize söyleyecek. Keza, bundan sonra da hocamın yanına geçeceğim. Bugün konuşacağımız güzel şeyler var. Dahiliye adına, değil mi hocam? Dahiliyeyi konuşacağız. Ne anlama geliyor dahiliye? Vücudumuzun hangi bölgelerine hitap ediyor dahiliye? Öğrenelim. Kuru domates salatamızın malzemeleri 10 adet kurutulmuş domates, 3 diş sarımsak, 1 çay kaşığı kekik, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kuru fesleğen, iri çekilmiş ceviz içi, tuz ve zeytinyağımız var. Evet. Kuru domates salatamız için ne yaptık? Kuru domateslerimizi biraz sıcak suda bekledik. 8 dakika ya da 10 dakika en fazla, daha fazlaya gerek yok. Yani. Yumuşayacak zaten. Ardından bunları küçük küçük doğrayacağız. Sarımsaklarımızı kıyacağız, harmanlayacağız. Ardından baharatlarımızı ekleyeceğiz. Fesleğenimizi, kekiğimizi, tuzumuzu ilave ediyoruz. Daha sonra da cevizle ve zeytinyağıyla süslüyoruz. Evet, teşekkür ederim. Kolay Rica gelsin. Ederim. Teşekkürler. Anladınız değil mi değerli izleyenler ne yapacağımızı? Ne yapacağını? Allah aşkına bir daha söyler misin hocam? Az önce bizi izlermiş efendim değerli hocamız Serpil Hanım. Dedi ki Milat Bey ilk defa karşılaştık, tanıştık kendisiyle. Evet. Dedi ki ekranda ne kadar yaşlısınız ve kilolu gözüküyorsunuz ama çok gençmişsiniz. Nasıl ama? Yok, aşk olsun öyle söylemedim. Dedim ki ekranda göründüğünüzden daha zayıf ve gençsiniz. Dedim. Evet çok teşekkür ederim. Olumlu konuşuyorum. Bunu duymak istemiştim zaten. Yok kesinlikle. Ama ekran gerçekten beni, evet ben eskiden çok kiloluydum. Bunu kabul ediyorum ama inanın o kadar kilolu değilim. Şu anda o gün tartıldım 95 kiloyum. Ama yani en az bir 5-10 kilo fazla gösteriyor ekran. Evet. Ve beni biraz yaşlı da gösteriyor ekran. O sizin suçunuz değilmiş. Evet ekran maalesef. Şimdi bakın ben şahidim. Şu anda siz ne kadar ince, yani, zarif bir hanımefendisiniz. Aşk olsun ben bir şey. Kilolu gösteriyor ekran. Kilolu gösteriyor evet. Bunu bilin. Sakın yanılmayın biz öyle kilolu ya da yaşlı değiliz diyelim. Evet hocam. Bodemiz indekslerimiz mükemmel. Değil mi hocam? Sevdiniz değil mi mutfağımızı? Çok güzel. Çok hoş. Çok muhabbetimiz böyle. Muhabbetiniz daha da hoş. Evet yani evimizin mutfağı gibi ne olur öyle düşünün. Ben çoğu zaman kamerayı unutuyorum ama sanki orada bütün bir Elazığ halkı, bütün bizi izleyenler buradaymış gibi geliyor bana. Bize misafir olmuşlar gibi. Değil mi? Kesinlikle. Öyle gelsin. Çok güzel. Biz çünkü burada ne varsa onu paylaşıyoruz aynı şekilde. Şimdi hocam dahiliye. Nedir bu dahiliye? Evet. Vücudumuzdaki hangi organlara hitap eder dahiliye, bakar? Aynen. Bunları şöyle bir dinleyelim. Milat Beyciğim ben önce babamın bir lafı vardı çok severdim. İşte tıp fakültesini kazandık uzman olacağız bölüm seçeceğiz. Ya ben de karar veremiyorum şimdi seviyorum ben severek de doktor oldum. Bölüm hangisini seçeyim böyle heyecanlıyım. Babam diyor ki kızım dedi bizim zamanımızda dedi bir dahiliye bir hariciye vardı. Benim için doktor demek de dahiliye ya hariciye olunca. Şimdi daha branşlar çoğaldı tabii. Şimdi evet çok. Bizim bile yaklaşık 9-10'a yakın bir yan dalımız var. Biz bile bölündük artık genel bir dahiliye kavramı var artık. Milat Bey şimdi dahiliye deyince işte ben hastalarımızın saç dibinden tırnak köküne kadar her şeyle biz ilgileniyoruz. Hani kronik hastalıklar başta olmak üzere işte şeker, tansiyon, kolesterol, kalp rahatsızlıkları, mide bağırsak problemleri, karaciğer, safra kesesi, idrar yolları, böbrek, akciğer, astım, alerjik hastalıklar çok geniş. O yüzden zaten sonradan daha da ileri branşlaşma ihtiyacı oldu. Hani hastalar genelde kabaca hocam
ne zaman size gelelim diyor. Ben de diyorum ki ilk başta bana gelir. İlk bana gelir. Bravo. Aynen. Ameliyat harici her şeye bakıyoruz. Ameliyat kısmında artık cerrahi arkadaşlar ilgili. Tabii yani sizler önce teşhisi koyuyorsunuz. Kesinlikle. Vücuttaki sorunu tespit edip teşhisi koyuyorsunuz. Sonra birimlere yönlendiriyorsunuz. Kesinlikle. Çok güzel tarif ettiniz. Bizde şöyle bir şey var. Hani tıp dallarımız hepsi tabii çok önemli. Çünkü mecburen uzmanlık dallarına ayrılmak zorunda. Çünkü derya, deniz, engin. Aynen öyle. oraya gelene kadar da hani biz dahiliye biraz da hastaya bütün olarak bakıyoruz. Hani geneline bakıyoruz. Ve hasta idrar problemim var dediği zaman... Acaba taşım mı var, iltihabım mı var? Hani ürolojiye mi gitmem gerekiyor? Evet. Yoksa başka bir yere mi gitmem gerekiyor? Önce diyorum ki yani bize gel. Enfeksiyonsa, bayansa atıyorum mesela kadın doğumluk bir problem varsa ben seni oraya gönderiyorum. Kumum varsa, taşım varsa, cerrahi bir problemim varsa ürolojiye zaten. Bazen hani psikolojik oluyor, nörolojiye yönlendiriyorsunuz. Belki de sadece şekerden oluyor sık idrara çıkması. Zaten o direkt bizim alanımıza giriyor. O yüzden dediğim gibi hani o triyaj işinde yapabiliyoruz. Evet. Şimdi hocam elbette ki genel anlamda bir muayene dahiliye. Tabii. Böyle de nitelendirilebilir. Önce ilk gideceğimiz yer dahiliye. Kesinlikle. Bir hastaneye gittiniz, sorunun nerede olduğunuzu bilmiyorsunuz ama ne diyorsunuz? Başım dönüyor, takatım yok. Hani Elazığ tabiriyle öyle derler ya. Aynen. Halsizim. Ayaklarım, eklem yerlerimde ağrılar var. Kolum, kanadım kırık. Kolum, çok güzel tabirler ama ya. Çok seviyorum. Bizim Elazığ şivesinin hastasıyım. Değil mi? Elazığ ağzı hakikaten ben öyle. Ben ihtisası Ankara'da yaptım. Bir süre ayrı kaldıktan sonra hani uzak kalıyoruz ya şiveden. Öyle tatillerde falan geldim derdim hadi ne olur konu komşu hiçbir şey yok. Sokağa çıkalım da biraz dinleyeyim ben şöyle özledim şivesini diye. Gerçekten. Çok hoşuma geldi. Ve bu durumlarda gideceğiniz ilk birim dahiliye. Kesinlikle. Yani... Değerli Serpil Hocam'a gideceksiniz. O sizler yönlendiriyorsunuz. Aynen. Tıpta bir laf var. Sizde bize anamnez kısmı diye bir olay vardır. Anamnez dediğimiz hastayı dinleriz. Hani önce şikayetiniz ne? Ne zamandır başladı? İşte ailenizde benzer şikayeti olanlar var mı? Kronik rahatsızlığı olan, hani genetik gelen bazı rahatsızlıklar var mı? Bu kısım anamnezi bize içerir. Hani önce hasta hakkında bilgi alırız. O yüzden hani hastaya dediğim gibi zaten konuşma, muhabbet etmek için mecburen bir vakit ayırmak gerekiyor. Çünkü çok yardımcı oluyor. Yani hastanın belki çok önemli. Ya ben nasıl anlatacağımı bilemiyorum bunu diye. Hadi ben halsizim ya da her yerim ağrıyor ama nasıl anlatacağımı bilemiyorum diye. Ben çok güzel anlatıyorsun. Aynen devam et. Amburam ağrı. Amburam ağrı diye tanımlıyoruz. Harikasın. Amburam ağrı. İşte bunu kesinlikle. İstanbul'da bir doktora anlatamazsınız. Yok. Amburam ağrı. Bir tercümana ihtiyacı olur. Yani işte, o yüzden hocamın şeyi de orada Elazığ'ın olması dahiliye. Çünkü şimdi dahiliye gerçekten çok önemli bir uzmanlık dalı. İlk teşhis koyulurken yanlış yönlendirmeler de olabilir. Tabii. Yanlış mıyım? Tabii. Yani... belki sonradan çıkacak ama geç kalınabilir. Geç kalınabilir kesinlikle. Şunu biliniz ki kendi dilinizi anlayan değerli bir insana, hekime... ben işte Serpil Hanım o yüzden çok önemsiyorum. Elazığlı, öz bir Elazığlı ve Elazığ dilini de ağzını da çok iyi konuşmalarımızı anlayabiliyorum. Şimdi hocam, anılar muhakkak var. Çok. Değil mi? Kesinlikle. Yaşı yani var derken çok yaşlı bir insan değil, çok genç bir insan bilakis. Tabii. Hani ekranda öyle gösteriyor. Ekranda çok yaşlı görünüyor. Artık korkmaya başladım hocam. İnşallah öyle görünmüyoruz. Yok yok inşallah. Siz öyle değilsiniz en azından. Çünkü görüyorum şu anda çok zinde ve harikuladesiniz. Şimdi değerli hocam, ne özellikler arıyorsunuz? Elbette ki kendini ifade etmesi hastanın. Evet. Çok iyi ifade etmeli. Kesinlikle. Hasta. Yani nerede sorunun olduğunu anlatabilmeli. Aynen öyle. Onun dışında mesela hastada bir gözlem arıyor musunuz? Yani tabii. Mesela ne sıklıkla tuvalete çıkıyor, ne sıklıkla çok affedersiniz açık konuşacağım istifare ediyor. Tabii. Bunları bilerek gelsinler. Bu konu hakkında biraz bilgi almak istiyorum tabii. Açıkçası. Hayır, zaten ilk etapta bir konuşmasına müsaade edip birkaç lafla girdiği zaman hasta anlatamıyorsa bile biz sorularımızla yönlendiriyoruz. Mesela diyor ki ben işte idrarı çok çıkıyorum. Bakın ne kadar... Ailesini dediniz. Ne kadar sıklıkla çıkıyoruz? Dedi ki ne bileyim anam işte çıkayım. Evet çıkayım. Gece de çıkıyor musun teyzeciğim diyorum. Gece de çok çıkıyor musun diyorum. Arada da böyle kaçırmada yapıyor mu falan diye öyle laflarken bir süre sonra zaten dediğiniz gibi karşısında hekim değil de hani sanki evdeki kızını anlatıyormuş rahatlıkla anlatmaya başlıyor. Kızım diyor kusura bakma. Niye hep teyzelerden yola çıktım galiba farkında mısınız? Bizim hastalar çok teyze olmuş olabilir.
Hep herifler. Yıpratmışlar kadınları. Ya evet, biraz bayanlar bu konuda daha hassas oldukları için daha çok hasta oluyor. Hocam, bizim hastalarımız yanında ortaya çıkartıyoruz. Biraz daha sıkı. Hatta teyze diyor, kızım diyor, haşa senden diyor, böyle yanma da var, altta akıntı kaşıntı da var diye böyle anlatıp gidiyor. Sonrasında zaten biliyoruz. Ona göre tetkiklerini yapınca diyoruz, teyzeciğim senin bu var. İşte eğer başka bir şey lazım olursa şuraya başvur. Yok, biz halledebiliyorsa hiç korkma, bu ilaçları kullan. Allah'ın izniyle zaten toparlıyorsun sen diye yönlendirme yapıyoruz. Kadın erkek şeyinde de hakikaten öyle, kronik rahatsızlıklar biraz bayanlarda daha fazla görülüyor. Hani bu şekerde olsun, obezitede olsun, tiroid rahatsızlıkları da olsun. Bir de biz konum olarak Doğu Anadolu'nun bu bölgesinde çok fazla guatr rahatsızlığı, tiroid rahatsızlığı hocam görüyoruz. Hocam yaşayın. Ben de oraya gelecektim. Niye oraya gelecektim biliyor musunuz? Bunu çevremizde, hele bu aralar çok sıklıkla rastlıyoruz. Yani çok. Bunu böyle küçük bir araştırmam var. Bu beyaz toprak dedikleri bir muhitimiz var bizim. Aynen, Sivrice maden tarafı. Onu çok ön plana sokuyorlar. Evet. Acaba sebebi var mı? Ben birçok hekimimize de bunu danışıyorum. Beyaz toprak. Guatr'da. Aynen. Guatr'da da var. Daha çok biz asbestozis kısmı ile ilgileniyoruz. Hani akciğer zarında kireçlenme dediğimiz rahatsızlığı yapıyor beyaz toprak. Vakti zamanındaki oradaki köylüler ona sıvama amaçlı kullanıyorlarmış. O yüzden çok fazla ihale ediyorlar. Küçük partiküllerden oluştuğu için aynen ciğere soluyoruz ve onu atamıyoruz. Yani küçük bölgelerine kadar yerleşiyor. Ondan sonra akciğerde kireçleme dediğimiz, işte bazen lekelenme ve daha ileri akciğer rahatsızlığına sebep olan asbestozis rahatsızlığı yapıyor. Aynı zamanda guatrin yaptığı da söyleniyor. Hani bu konuda ne kadar araştırma yapıldı, tam suçlanabildi mi orasını şu an bilemiyorum ama bizim havamızdan, suyumuzdan nedenli, genellerimizden nedenli çok yaygın bir guatrimiz var. Önemli bir şey. Bir de o Karaçalı suyu dediğimiz, evet, Elazığ'ımızın evet, meşhur evet. Suyu da o yerde çıkıyor. Aynen. Yani bu konuda Karaçalı suyunu suçlamalı mıyız? İşte o yüzden araştırma yapılması lazım. Bunun kalkıp size... buradan bize sorarsam infial çıkar çünkü. Hani direkt Karaçalı suyu içmeyin, guatr yapıyor diyemiyoruz. Bunun, ama tabii çevre hani, sağlık, iyi sağlık. Çok yaygın olmasından tabii onu iyi sağlık inşallah o konuda araştırmalarını arttırırsa bize daha net dönmüş olurlar. Ama çok yaygın olmasından tabii de olabilir. Olmayabilir de. Olmayabilir tabii. Değil mi hocam? Sadece genetik. Şimdi ben sadece böyle bir bilgi almak istedim. O beyaz toprağı çok suçlayanlar var değerli izleyenler. Tabii. Tabii bu hani şey derler ya, mahalle dedikodusu gibi. Hekimler o kadar kesinlikle. Kesin konuşamıyorlar doğal olarak. Evet. Çünkü bir araştırma yapılmadan, tıbben kanıtlanmadan net konuşmak. Tıbben kanıtlanan bir şey olması lazım. Tıpta biliyorsunuz hiçbir şey zaten %100 değildir, %99'dur. Hani DNA testleri bir ara çok yaygındı ya, %99 işte çocuğun babasıdır denir. Adamla ya %1 ihtimal ne olacak falan. Aslında yani, o %100 anlamındadır ama. Hakikaten o %99'dur, o %1 nedir? Ne olacak diye insanın kafasında. Ben de bilmiyorum şey. Diyormuş hocam. Şimdi yani. Hocam sorular da gelecek ama. Ben sizin o sıcak sohbetiniz çok güzel. Yüzle buluyorum biraz böyle daha sorular. Şimdi çok da güzel bir hastaneye geçtiniz. Yeni evet. Yeriniz harika. İnşallah. Ben bekleyin. Çok beğeniyorum. İnsan hastaneye gitmek ister mi? Sık sık gitmek istiyorum oraya. Yok, inşallah. Dostları ziyarete hasta tabii. Hasta olmanız da gerekmiyor. Çayımızı kahvemizi içmeye her zaman bekleriz. Biz de görüşürüz. Ben de o beşeri ilişkileri çok sevdiğim için sık sık böyle geliyorum. Ali Bey gibi bir değerli başlarında insan var. Evet. Sık sık da çay içmeye giderim. Sohbeti de çok hoştur. Ali Şekerlisoy'dan bahsediyorum efendim. Seyrettiniz mi onun geldiği programı? Evet. Ettiniz değil mi hocam? Şekerlisoy usulü kısır yaptı bize. Şekerlisoy usulü neydi şefim? Türlü. Şekerlisoy usulü türlü yaptı. Sonra da biz yaptık efendim. Şekerlisoy usulü türlü. Değil de Erdoğmuş ve Ünsal'da usulü türlü yaptı. Ya çok, ama çok harika yaptı. Bakın. Hayatımda yediğim en güzel türlü ve kısırdı. Hele kısırına hasta oldum. Ali abi özellikle. Beceriklidir ya. Hakikaten çok yetenekli, her şeyde olduğu gibi. İyi de bir müteşebbis ve iyi de bir yatırımcı. Kesinlikle. Bu ticari anlamda. Ama sağlık sektöründe de çok iyi bir hekim. Ve işi bildiği için sizlerle, sizin gibi değerli hekimleri de tercih etmesi üstünden belli. Hocam hastane şu anda kapasite de büyüdü. Eski tabii. Yerinizi... Bıraktınız şimdi yeni yer. Neler diyeceksiniz hastane için?
Ben çok beğendim bir defa. Kesinlikle. Dediğiniz gibi %70 kapasitemiz arttı. Yatan hasta sayımız arttı. Ona göre kalite arttı ister istemez. Hani ve biraz daha o rutin hastane görünümünün dışında olduğumuz için hani hasta da böyle hastaneye geliyorum değil de hani gidiyorum böyle misafir olacağım modunda daha rahat gelmiş oluyor. Kadromuz arttı. O yüzden de hani bir tek problemleri ya birkaç problem olan hasta aynı gün bütün her şeyini halledip gidebiliyor. Yani aynı zamanda üroloji muayenesini olmuşken işte kardiyolojideki problemlerini de çözüp işte varsa ilaçları, raporları, tetkikleri bunları halledip gitmiş oluyor. Aynı gün içinde bütün tahlillerimiz yapılıp çıkıyor. İşte tomografi, rahatlıkla. MR, kan tahlillerimiz. Şimdi ben halloluyor. Enerjiye çok inanırım. Siz de zannediyorum bunu hissettirdiniz bize. Buraya girerken enerjiniz çok yüksek dediniz. Yani girerken çok rahat oldum. Dediniz. Kesinlikle. Ben de aynı şeyi hastanede hissettim işte. Hocam, o ilk girişteki sanki hastaneye değil de bir eğlence yerine bir bunu hissedebilmek ve hissettirtebilmek çok önemli. Çok önemli, kesinlikle. Ne demek istediğimi çok iyi anladınız. Tabii ki. Hele bir kokunuz var o girişteki kokuyu istedim. Kader Hanım ne olur artık bak bana o kokudan istiyorum. Hasırlatayım ben bundan haberim yoktu. Tabii yani o ilk girişte bir koku yayılıyor ilk girişte. Orada durup bu kokuyu soluyasım geliyor böyle. Bu aslında amaç şudur Milat Beyciğim. İşte hasta hastaneye geliyorum zaten hastaneye görür görmez biliyorsunuz hastane tansiyonu diye bir şey var. Yani çat 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 tansiyonu 14 olan bir insan 16-18'e fırlıyor. Panik atağa sebep oluyor. Evet. Ya renkten tutun da kokuya kadar işte dar ya da geniş olmasına kadar insanın psikolojisi her şeyle alakalı olduğu için hani hasta kafeye gidiyorum ya da işte komşuya gidiyorum modun hastaneye geldiği zaman daha rahat geliyor, evet. Daha güzel şifa Bravo. Oluyor. Şimdi geçen gün bir arkadaşı ziyarete bir başka hastaneye gitmek zorunda kaldım. İçeri girdim, aradan 3-4 dakika geçti. Başıma bir ağrı girdi. Dedim ya ben biraz rahatsızlandım dedim, başım ağrıyor dedim. Ya sabahtan beri aynı şey var bizde dedi. Hocam. Yani hocam yani bilmiyorum o sebep ne ola ki? Böyle yani, bir aurası mı? Acaba? Yani ben isim vermek istemiyorum hastaneye tabii burada açıklamak istemiyorum. Psikolojik de olabilir ama hani temizlik olarak kullanılan belki bir kimyasal da kaynaklı da olabilir. Havalandırma yeterli olmadığı için de olabilir. Şimdi eskiden hep şikayetçiydik ya. Eskiden o kötü düzen, göne düzen. Hastaneye gittiğinizde o hastane kokusu sizi rahatsız ederdi. Bir an önce işimi bitireyim kaçayım. Ya ben çocukluğumdan hatırlıyorum. O şekilde dediğiniz çok doğru. Yani bu rengimiz falan atardı, midemiz bulanırdı. Yani hastane kokusu. O ilaç kokusu, hastane kokusu içine işlemiş ama ben şimdi yok. Ben çok olmuştur o hastaneden gelip hemen üstümü dahi kapının önünde böyle çıkartıp aynen. Banyoya girdiğim. Evet. Şimdi ama öyle değil artık hastanelerimiz. Yok. Ki özellikle de Anadolu Hastanemiz mis gibi her şeyle mis dört gibi, dörtlük. Geniş, ferah. Yani bu çok hoşuma gidiyor ve Ali Bey'le konuştuğumuzda da ameliyathanede dahi o kullanılan yer parkelerinin dahi şeyini öğrendim ben. Antibakteriyel olduğunu, mikrop tutmadığını tabii. Öğrendim. Bu çok güzel bir şey. Biz demek ki yanlış zamanda doğmuşuz. Öyle demeyelim. Evet. Şimdi hocam... sorularımız var. Onlara da geçmek istiyorum. Onları da bekletmek istemiyorum. Belki çok değerli şeyler öğrenecekler bizlerden, izleyicilerimiz. Müsaadeniz var değil mi? Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Efendim, mesleki anlamda özellikle ihtiyacımız olan pozitif enerjiniz için tebrik ediyorum demiş. Çok teşekkür ederim. Hasta zaten demoralize olmuş bir şekilde duyacaklarından korkarak geliyor sizlere. Evet. Çok doğru. Bu güveni veriyor olmanız tedavide önemli bir adım bence. Zaten bizim toplumumuzda gidersem kim bilir neler çıkacak. Evet. Çoğu insan bu yüzden doktora gitmez. Tabii tabii benim hastalarım da bunu söylüyor. Ya diyorum ki olan şey çıkar, olmayan şey çıkmaz. Hani varsa da bilelim önlemimizi şimdiden alalım. Ama onun duymayalım için korkmayın. İşte. Aman duymayalım. Vardır. Tabii. Toplumda tabii bu var. Ki, tabii. Şimdi hocam kim bilir neler çıkacak başımıza demiş şeklinde bir ihmal. Söz konusu evet. Erken teşhis adına tutumunuzdan dolayı dolayı tercih ediliyorsunuz demiş. Evet. Yani demek ki böyle şeyleriniz olmuş. Size öven bir mesaj gelmiş. Şimdi Elazığ'ımızın halkında yani çok samimi. Ben diyorum ya ben Ankara'da kaldım 6 yıl ihtisas için. Ankara büyük şehir tabii ki imkanları çok fazla eğitim gördüm.
iyi de yapmışım. Yani eğitimden yana çok memnunum. Ama memleket ya böyle hani böyle çekti. Serpil böyle geri gel memlekete diye. Çok seviyorsunuz da yapmışım. Çok seviyorum. Yani artık o aradaki şeyi çok iyi kurabiliyoruz. Diyorum ya işte anne kız. Diyaloğu. Diyaloğu ya da işte teyzeyi yani o diyaloğu çok daha iyi kurduğumuz için. Fazla memnuniyetimiz de fazla oluyor. Ne ben de memnunum. Mesleğimi daha da severek yapıyorum sayelerine sağ olsunlar. Merhaba demiş bir izleyicimiz. Merhabalar efendim. Baldızım yaklaşık 3 yıldır guatr hastası. Çok geçmiş olsun. Periyodik olarak doktora gidip geliyor. Boğazından nodül olduğu söylendi. Hı hı. En son patoloji tetkiki temiz çıktı. Ancak şu anda büyüyen nodül nefes borusuna baskı yapmaya başladı. Evet. Başlandığı söylendi. Ameliyat olması gerektiği söylendi. Evet. Başka bir tedavi yöntemi var mı demiş hocam. Yok. Yani ilaçla küçültülebilir mi gibisinden soruyor. Milat Beyciğim şimdi muhtemelen tahminimce nodüler guatr'dan bahsediyor. Nodülü büyüyen kısım odur zaten. Nodüler guatr'da da artık ses teline ya da solunum borusuna baskı yapmaya başladıysa maalesef artık cerrahinin evet. yolu açılmış demek oluyor. Hani nodüler küçükken tedavi verilebiliyor. Huzur ya, da, ya huzur. Kesinlikle. Evet. Tedavi verilebiliyor ya da ilaçlarla küçültülebiliyor ama artık baskı yapmaya başladığı aşamadan sonra çok ilaçla fayda görmüyor hastalar. Yani cerrahi yolu açılmış oluyor. Büyük bir ihtimal hani cerrahi gerekecek. Ameliyat hastamızda tek çok çözüm çok geçmiş olsun. Ama sonuçta iyi ellerde çok rahat bir gece kalınıp çıkılarak hani sorun çözülüyor. Artık ameliyatta çok gözde büyütmemek lazım. Anladım hocam. Teşekkür ederim. Umut ederim anlamışsınızdır. Çünkü eğer ilaçla tedavi edilecek bir şey olsaydı evet. ya da başka bir yöntemle ameliyat önerilmezdi diye evet. düşünüyorum. Az önce de onu söyleyecektim. Hani bizde mesela çocuk söz konusu olunca ödemeden doktora götürüyoruz ama büyükler çok erteliyorlar. Son raddeye gelmeden kolay kolay gelip böyle tahlil işte bir kontrol yaptırmak istemiyorlar. Genelde de hastalar geldiği zaman o nodüller bayağı ilerlemiş oluyor. Hocam işte az önce de söyledik ya. Duymak istemiyoruz. Evet. Niye duymak istemiyoruz? Şimdi hanımlar, çoluk çocuğuma kim bakacak, eşime kim hizmet verecek, böyle bir şeye hastanede yatarsam evet. diye korkuyorlar, gitmiyorlar. Erkekler, lan işten izin alamam, eve ekmek götürmek lazım Tabii. diye gitmiyorlar. Ya, sorumluluklar fazla, öncelikler hep başkalarının. Öteleniyor, kendisini öteliyor. Fedakar insanlarız, Elazığ insan olarak hem çok misafirperveriz hem çok fedakar insanlarız. Çok güzel ama sağlık konusunda ben ihmale gelmez. Hani ben anneler, teyzeler ya da babalar geldiği zaman ya işte aynı sizin dediniz çocuğun okulu var, sınavı var onlar bir hallolsun. Ya diyorum ki anne baba iyi olsun ki çocukları da iyi olsun. Değil Önce hocam? Siz bir iyi olun. Allah korusun size bir şey olsa hani o zaman bir düşünün. Ben de doğru bir an önce olayım kurtulayım bir sürü. Uçakta dahi önce Tabii. kendin o can kurtaran yeleğini giyeceksin sonra çocuğuna giydireceksin evet. deniliyor. Gemilerde tüm öncelik kendinde. Tabii. Kendini kurtarabileceksin ki yanındakini faydan kurtarabilesin. Olsun, tabii. Bu da öyle. Önce sen iyi olacaksın ki diğerlerine faydan olabilsin çoluk çocuğuna. Kesinlikle. Bunu bu ihmali yapmayalım diyelim. Çok önemli, önemsiyorum ben bunu. Az önce de bahsettik hani Elazığ yöremizde çok sık var. Hele ailede birinde varsa yani bizde de ortaya çıkma olasılığı çok yüksek. Hatta bazen söylüyorum ya ailede var mı hani ya diyor mesela teyzem de var ya da anneannem de vardı. Olması yeterli. Siz de risklisiniz. Mutlaka guatr açısından baktırın kendinize. Ya da yok diyor. Büyük ihtimalle diyorum anne ya da teyzeden birinde var. Onların da guatr hastası olduğundan haberi yok. Çünkü ağrısı yok, sızısı yok. Çok büyük boyutlara ulaşmadığı zaman kendini göstermeyebiliyor. İç guatr olabiliyor ya da daha yeni büyüyen bir guatr olabiliyor. Hem nodüler guatr hem halk arasında tabii bizim tıpta öyle bir tanımlama yok. Zehirli guatr tanımlaması yok ama fazla hormon salgılanmasını ifade eder. Aynen. O şekilde olup sadece hormonal olarak bozabiliyor. Yani hiçbir büyüme yapmadan dışarıdan herhangi bir belirti vermeden. O yüzden dediğim gibi mesela şu an bahar ayındayız. Bu aylarda mevsim geçişlerinde hormonların da düzeyi değişiyor. Evet. Eskiden olmayıp şu dönem tespit edilen bir sürü guatr vakamız var. Çok teşekkür ederim hocam. Merhaba, kolay gelsin. 39 yaşındayım. İlk defa kek yaptım demiş. Harikasınız. Bayan mı erkek midir acaba? Ben tahmin edemiyorum. çok kabardı çünkü aynı görüntüyü sosyal medyada da gördüm. Kimin olduğunu da biliyorum. Çok kabardı. Tepsiye sığmadı, taştı. Ballı limonlu havuçlu tarçınlı kek. Evde ne buluşsam kek içine koydum. Sevgimi de kattım. Sonuç mu demiş Oktay. Oktay, evet. Yalavuz köyünden bak kek yapmış. Şimdi sana göstereceğim.
bizi ağırladılar efendim, ona da bahsedeceğim şimdi. Evet. Bayağı kabarmış. Biraz şeyi fazla mı koymuşsun, kabartma tozunu Oktay diye düşünüyorum. Biraz bir şey kaçmış. Değil mi? Kaçırmışsın. Efendim Oktay çok değerli bir kardeşimiz. Yalnız Köyü, eski ismiyle Yalavuz Köyü. Evet. Bizim de bir projemiz var. Buradan da hem onun açıklamasını yapayım. Daha kaliteli bir yaşam adına Altı Kadın El Ele projesinde. Yedinci erkeğim efendim Altı Kadın projesinde. Çok güzel pazar yürüyüşlerimiz oluyor. Instagram'dan takip ediyoruz. Öyle değil mi? Çok güzel. Efendim buradan da ilan edelim. Bu haftaki yürüyüşümüz yine Mesire Alanı'nda, Fethi Sekin Mesire Alanı'nda. Sabah saat 10'da orada olacağız. Çok büyük bir kalabalıkla Sosyal Hizmetler ve Kızılay da bizlerle birlikte olacak bu hafta. Sakın kaçırmayın. Daha kaliteli bir yaşam adına, sağlıklı yaşam adına bu pazar yürüyüşünü gelin birlikte yapalım diyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Hocam sizi de bekleriz. Bu proje için de size çok teşekkür ediyorum. Gördüğümde de çok mutlu oldum. Keşke böyle şeyler daha da artsa dedim. Hani bu biraz da obeziteye savaş açısından olsun. Tebrik ederim. Ama İnşallah. Çok güzel bir ortam oluyor. Böyle bayağı bir kalabalık. Neşe içerisinde Mesire Alanı'nda bir yürüyüş yapıyoruz orada. Tabii sadece şu anda Mesire Alanı'nı çok kullanıyoruz. Çünkü ileride kullanamayacağımız için. Piknik alanı nihayetinde orası. Piknikçiler gelmeden biz önce oradaki yürüyüşlerimiz sonra köylerimiz var. Köyler bizi davet ediyorlar. Elazığ'da bir sürü güzel yerimiz var. Evet. Yürüyecek yer çok. Cip Mesire Alanı'nı düşünüyoruz haftaya mesela. Ondan sonra işte Yalnız Köyü'ne gittik. Palu'dan bir davet aldık. Palu'ya gideceğiz. Elazığ'ımızın güzide köylerine, bütün köylerini gönül ister ki gezebilelim. Davetleri de değerlendiriyoruz. Gidiyoruz oraya. Merak etmeyin. Maddi açıdan da yük olmuyoruz. Kendi şeyimizi kendimiz götürüyoruz. Onu da söyleyelim. Ama güzel bir estanten oluyor. Kesinlikle. Hoşluk oluyor. Bir pazar sporu yapmış oluyoruz. Pazarımızı da değerlendirmiş oluyoruz. Evet. Farkındalık yaratmış oluyorsunuz. Hani evet. İnşallah böyle yayılıyor. Herkes katılımda daha fazla artar günden güne. Proje farklı amaçlara da yönelteceğiz. Sağlık sektöründe de hizmetlerimiz olacak, desteklerimiz olacak. Bunu da burada müjdesini verelim. Amaç birlikten güç doğar misali. Kesinlikle. O birlikteliği bir sağlayalım. Sonra gücümüzü ortaya koyacağız diyelim. Şimdi değerli hocam, biraz dinlendirmek istedim sizi de. Yaklaşık 4 aydır geçmeyen bir mide bulantısı söz konusu demiş. Evet. Endoskopi yaptırdım. Nasıl yaptırdın? Uyuşturdunuz mu? Ben çok çekmiştim. yaptırdım. Mide kapakçığı gevşemesi. Anam ben. Aynı ben. Bende daralması vardı efendim. Akalazya. Bilir misiniz? Evet. Ameliyatını oldum. Evet. Bayağı ileri vakaymış. 60 kilo verdim hocam. Ben 140 kiloydum. 80'e düştüm. Biraz aldım şimdi tabii. 95'e çıktım. Evet, ama o konuda dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, kilo. Evet. Çünkü mide kapakçığını daha da genişletiyor. Evet. Yaptırdım. Mide kapakçığı gevşemesi ve gastrit teşhisi konuldu. Verilen ilaçlar kullandım. Ancak hiçbir faydası olmadı. Bir şeylerde oyalansam da kendimi hatırlatıyor demiş. İlla ki sıkılmaya başladım. Midem kesip atacak kadar oluyorum diyor. Nasıl bir çözüm bulabilirim? Şimdi demiş. Ben de tam tersiydi. Kesinlikle öyle. Çok haklı. Mide şikayetleri çünkü genelde kronik rahatsızlıklar oluyor. Anladığım kadarıyla bir gastrit ve reflü problemimiz var. Mide kapakçının gevşemek olması o anlama geliyor. Hani yediğimiz o mide asidi habire yemek borusuna doğru yanma yapıyor. Hakikaten işkence gibi. Ve bu aylarda yeme besin geçişlerinde gastrit şikayetleri çok artıyor. Ve yatarken olur genelde. Kesinlikle. Onun için zaten bu süre gelen yani hastalığımızı önce bir kabul edeceğiz. Niye geçmiyordan ziyade ne yaparsam geçer diye daha çok hani odaklanmak gerekiyor. Bir de mide şikayeti olan hastalarım şeyde hocam benim ne yemem lazım? Biz de deriz ki mide şikayetinde ne yemem değil de ne yememem lazım desen daha güzel olur. Mideyi çok yormamak gerekiyor. Yani az az sık sık işte yediklerimizi iyice çiğneyip öğüterek bir de asitli, kafeinli bunların hepsi reflüyü yağlı. Kesinlikle. Şimdi kış ayından ben çıktık. Ben de artık tecrübeliyim. Bunları. Bizim kış ayları geceler uzundu. O yüzden akşam yemeklerinden sonra işte tatlıydı, meyveydi, çerezdi arttı. Biz onları yedik bir güzel. Ondan sonra reflü şikayetlerimiz arttı. Halbuki reflüde gece uyumadan 2 saat önce yeme içmeyi kesmeyi öneriyoruz. Akşam yemeğinden sonra
Mümkünse yalnızca şekersiz çay içmeyi tavsiye ediyoruz biz. Meyve yiyeceksek, çerez yiyeceksek onu gün içinde tüketelim diyoruz. Yoksa akşam yediklerimiz hepsi gece bize reflü olarak geri dönüyor. Artı mümkünse yastığımız biraz normalden yüksek olması gerekiyor. Hani o reflü problemiyle yarışmayalım diye. Ha, bunların hepsine dikkat ettik. Artı stres mide şikayetlerine çok çok önemli. Yani direkt stres hani midemize vuruyor diyoruz ya, direkt mide asidini arttırdığı için oradaki iltihap dediğimiz gastriti daha çok arttırıyor. Stresten uzak duracağız. Tabii ne kadar mümkünse o da. Sigara içiyorsak sigara dumanı direkt asit salgılatıyor. Öyle bir şey yok hocam. Cız. O cız. Kesinlikle. Alkol aynı şekilde. Bırakılıyor o. Kesin. Onlara dikkat ettik. Yediğimize her şeye dikkat ettik. Hala geçmeyen bir mide şikayetimiz varsa önce endoskopi yaptırmakla çok haklı. Yapılması şart. Yani bu gastrit midir, reflü müdür, dediğiniz gibi akalazya mıdır, başka bir şey midir, ülser midir? Onu bir görmek lazım. Şu an yok. Sizin zamanki gibi zor olmuyor. Artık uyutularak yapılıyor. 5 dakikalık bir işlem. Oraya gelecektim. Hastanemizde var değil mi o? Var tabii. Uyutuyoruz. Evet, 5 dakikalık bir işlem. Uyutuyoruz derken tamamen uyutmuyoruz efendim. Yok. 5 dakikalığına uyutuyoruz. Hatta hastalar diyor ki ya aslında korktuğum gibi değilmiş. Keşke daha önce gelse yapıp da bir çözüm alsaymışım. Ve hemen sonucumuz da çıkıyor. Hani gastrit miyiz, reflü müyüz görebiliyoruz. Çünkü kamerayla mideye bakılıyor direkt. Eğer gastrit yoğunsa bir de parça alınması gerekiyor. Hani mide mikrobu var mı? Mutlaka duymuşsunuz helikobakter. Ki bu mevsim geçişleri helikobakter mikrobu da artıyor. Varsa gastrit yapan bir mikropsa önce onun tedavisi başlanıyor. Sadece aside bağlı ya da stres bağlı bir gastritse ona göre tedavi dengeleniyor. Ülserse farklı bir tedavi ve süresi de ona göre değişiyor. Bir kere tedaviyi tam aldığından emin olması lazım hastamızın. Hani kaç ay tedavi görmüş, neler kullanmış, yeteri kadar kullanmış mı? Çünkü bazen bizde öyle bir alışkanlık da var. 3 gün ilacı kullanıp iyi oldum deyip kenara atıyoruz. Sonra olunca ya yine niye oluyor diyoruz. Ama 3 günde iyileşmiyor. Mide koruyucu olmalıdır. Mide koruyucu... Aç karnına her sabah. Al. Aynen. Çözüm. Çözüm değil. Mide koruyucu muhabbeti aslında sadece şeyde gerekir. Kan sulandırıcı kullanan gastrit hastaları için geçerli. Hani mide kanaması olmasın diye Allah korusun. Tabii aslında mide koruyucu diye kullandıkların %90'ı mide ilacı. Normal gastrit tedavisi için kullanan ilaçlar ama hastaların arasında böyle mide koruyucu diye bir isim kalmış. Normal mide tedavisi görüyor ama mide koruyucu kullandığını düşünüyor hasta. Biraz onda sıkıntı yaşıyoruz. Eyvallah. Çünkü çok önemli. Çoğu insan sanki o tedavi edecekmiş gibi her sabah aç karnına ki 2 yıldan fazla kullanılmamalı diyebiliyorum. Çok uzun kullanımda tabii yan etkileri var. Yeni ilaçlarda o yan etkiler daha az. Eskisi kadar çok sorun oluşturmuyor. Tabii bir de vitamin eksikliği yapabiliyor. Sonuçta mide ve asidi de gereken normal doğamızda olması gerekenler. Ama biz o kadar hor kullanıyoruz ki bünyemizi. Midemizde mahvediyoruz. Bilinçsiz ilaç kullanarak da gastrit yapmış olabiliriz kendimizi. Ondan sonra yediklerimizi de işte düzensiz yediğimiz için vitaminlerinden faydalanmıyoruz. Mesela bizim yöremizde çay çok içilir. Çay da güzel bir şey. Bence de içilmeli. Ben de içerim. Ama yemeğin hemen üzerine çay içilmemeli. Çünkü bütün vitamini, demiri öldürmüş oluyoruz. Tabii. Bir de demli içeriz. Bir de çok içeriz. Biliyorsunuz kansızlık yapıyor fazla tüketildiği zaman. Şimdi bizim diyetisyenimiz de aynı şeyi söylüyor. Bir bardak çay içtiğiniz zaman onun miktarı da 2 kadar da su için diyor. Kesinlikle. Ve su içmiyoruz. Su içmeyen bir toplumuz. Özellikle yaşlılarımızda hiç yok neredeyse. Biraz idrar problemleri yüzüne tuvalete gidip gitmemek için böbrekler inanılmaz susuz kalıyor. Biz yatırıp serumla sulamak zorunda kalıyoruz. Yani su hayattır kesinlikle. Sizi yormuyorum değil mi? Yok çok güzel gidiyoruz. Evet, sohbetimiz de hoş. Ben 4,5 aylık hamileyim demiş. Ayak bileklerimde, bacaklarımda aşırı derecede şişme olmakta ki normal. Nefes alıp vermelerim hızlandı. Kalp atışımda hızlanmalar olmaya başladı. Ne yapmam gerekli? Yardımcı olursanız sevinirim, iyi günler dilerim. Normal bir akış mıdır bu? Şişmeler yani, olabilir de. Tabii gebelik özellikle de bebek büyüdükçe biz ödemler, işte hafif çarpıntı, nefes darlığı bekliyoruz ama biraz erken bir saat. Yani 4 ay demiş ay. Çünkü 4-4,5 ayda çok bu kadar olmaması gerekiyor. Altta bir şey, farklı bir olay olabilir. İşte kansızlık olabilir. O yüzden çarpıntı yapıyor olabilir, nefesi daralıyor olabilir. Ya da daha öncesinde hikayesinde mesela astım
hikayesi var mıdır? Alerjik bir durumu var mıdır? Hani ilk başta etmişti ya, güzel bir anamnez alınması lazım. Belki şu an bir idrar yolu enfeksiyonu geçiriyor bacaklarda, ödem bir sebebi de o. Ya da işte çalışıyor mudur, evde mi, ev hanımı mı, yani ayakta su çok mu kalıyor, varisleri mi var, şişiren. Yani ödem yapabilecek çok fazla neden var. Tiroidine bakılmış mı, hiç tiroid de yapabiliyorsunuz. Yani onların hepsine bir bakıp sebep neyse ona göre çözüm. Şimdi hocam böyle bir hasta geldi şikayetle. Önce bir şeyini alıyorsunuz. Tabii, sonra kadın doğmama. Kadın doğumu yok. Genelde bebekle alakalı bir problem varsa ya da işte tamamen gebeliğe ait problemlerden bu sorun varsa tabii ki kadın doğum. Zaten gebelerimiz artık bilinçli. Yani düzenli kadın doğum muayenesine ilk gebelik başlar başlamaz. Hatta öncesinde gebe kalmayı planlarken kontrollerini yaptırıyorlar. Zaten bize geldikleri zaman kadın doğumcu yönlendirmiş oluyor. Hani başka bir var. Problem olabilir onları mi acaba? Onları size yönlendirebiliyor. Tabii ki. Hani böbrek başka bir problem, guatr ya da gebelik şekeri olabilir mi diye bize yönlendiriyorlar. O zaman o açıdan hepsine komple bir bakılması lazım. Dediğim gibi hasta bir bütün. Hani gebe olup da her şeyi gebeliğe bağlayamıyorsunuz. Gebe olup aynı zamanda böbrek rahatsızlığı olabilir çünkü hastanın. Tabii hamileyken her şeyi tolere olacak bir şey. Başka hastalıklar da olabilir. O yüzden bir kadın hastalıkları kadın doğum uzmanı da sizlere yöneltebiliyor. Tekrar teşhis koyulsun diye, değil mi? Tabii. Hocam şöyle müsaadenizi isteyeceğim. Değerli şefimi, değerli şefim yorgun bu ara. Hemen kaçıyor şeye. Evet. Pat buldukça. Evet. Değerli şefim. Evet, Milat gelelim Bey. Pazartesine. Evet. Pazartesi haftanın başı. Evet, pazartesi ne yapacağız var? Pazartesi günü? Dövme pilavımız var, bir de ışkın yemeğimiz. Işkın. Evet. Çıktı. Evet, artık yapalım. Ya da biraz ucuz ya da öyle yapaydım. Kendim için bir şey demiyorum. Bak, kendim için değil de insanlar da rahat alsınlar, değil mi? Neyse biz kesinlikle yapalım onda. Peki. Ya, çok fena ya. Ben de. Farkındasın değil mi Yalçın? Şimdiden ışkın alınır mı? Neden olmasın? Bütün ışkın zamanlar bana cephe alacak şimdi. Neden olmasın? Alınır. Lütfen, en güzel taze zamanı da şimdi. Yani değil mi? Sen öldüreceğim sana. Burada ekranlarda görüyoruz. Evet. Lütfen. Şimdi efendim. Şöyle bir ışkından önce. Dövme pilavı. Dövme pilavı. Evet. Dövme pilavının malzemelerini görelim. Kalbinize inmiş gibi duruyor. İndi ya. Evet, dövme pilavımızın malzemeleri tereyağı, az zeytinyağı, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası, 1 adet yeşil biber, 1 adet kırmızı biber, 1 adet domates, 1 su bardağı dövme, tuz ve suyumuz var. Bir de ışkın yemeğimizin malzemelerini alabilir miyiz? Evet, ışkın yemeği. Evet, ışkın yemeği. Işkın yumurta değil. Yok, bu yemeği yumurtasını da sonra ardından yaparız. Tamam, ardından. Tamam. Işkın yemeğimizin malzemeleri, ışkın, su, tuz, bir avuç mukaşar, tereyağı, 250 gram kavurma ve domates salçamız var. Evet. Evet. Malzemeler bir araya getirirseniz değerli izleyenler. Pazartesi günü değerli şefimiz Müyesser Hanım'ın, o güzelin tarifleriyle birlikte yaparız. Aynı gün yapacağız siz diye bir kaydı yok. Işkın biraz düşebilir ondan sonra. Biz ondan bir gösteririm nasıl yapacağını. Ama güzel değil mi muhabbet? Kesinlikle süpersiniz. Biz her şeyi düşünmek zorundayız hocam. Doğru, yani sonuçta bizde nasıl vücut bir bütünse sizde de programın her şeyi bir bütün. Sonuçta bunu almak lazım ki, malzemeyi almak lazım değil ki mi? Ortaya yemek olabilsin. Tabii şefim şu anda ne görüyoruz hemen anında. Bu ne kadardır? Çıktıysa bitti. Çıktıysa yapacağız. O zaman bak erik. Ellerinize sağlık. Erik de erik yemeği de var biliyorsun değil mi? Yapalım, tatlısını da yapalım. Ama şimdi yapmayın. Şu an çok pahalı. Şu erik düştü. Erik düştü biraz. Şimdi farkındayım o yüzden. Erik düştü değil mi Selahattin Bey? Erik fiyatları düşmemiş mi hala? Yok sonra yapalım. Yok bence ondan sonraki nereye geçelim? Tamam peki. Kolay gelsin. Teşekkürler. Evet hocam gerçekten çok güzel muhabbet. Ne olur bir tadına bakın yemeğimizin. Vallahi. Birlikte şöyle bir nitelendirelim. Sizin burada işiniz Milat Beyciğim çok zor. Hani... Değil mi? Güzel yemekler yemeden olmaz. Vallahi çoğu zaman işte ucundan bir bakıyoruz. Zaten değil mi? Yani. Ama aklıma yatan yemek olursa sonunu da getiririm yani. Genelde tamamlıyoruz ama tamam, değil mi yok, sanki yok, öyle gibi. Yok yok vallahi yemiyorum, fazla yemiyorum yok. Benim mi? Evet size vereceğim. Niye vermiyorsun? Ama şimdi bu görsel de. Ya Allah Allah. Tamam görsel Allah. Sunuldu şimdi alabilirsiniz. Ha görsel sunuldu. Evet. Tamam. Şöyle ben de tadına bakayım efendim. Ellerinize sağlık. Ben de severim çünkü. Oturtmayı, patates oturtmasını. Ama siz patatesini sevmiyorsunuz değil mi hocam?
kokusundan zaten böyle insanı cezbediyor. Tat olarak da çok güzel. Afiyet olsun. Pazartesi de sizdeyiz. Artık ışkını duyduk çünkü. Evet, bekleriz muhakkak. Işkını yumurtaya bol ben bayılırım. Bol bol, hatta böyle alacağız. Bol bol yapacağız. Görüyorsun değil mi? Doya da yani. Tadımlık değil, doyumlu diyor. Domates farklı bir lezzet vermiş. Evet, domates farklı bir tat veriyor. Ellerine sağ ol şakım. Afiyet olsun. Biz yöresel olarak da çok şanslıyız. Milat Bey, hani her şeyin yani büyük oranda organiği var bizde. Çeşidimiz çok fazla. Evet. İşte orcimiz olsun, kuru domatesimiz olsun, turşularımız olsun. Büyük şehirlere göre bir tık daha şeyiz, öndeyiz. Kesinlikle bir tık değil. Şimdi ben hocam, bayağı bir tık öndeyiz evet, bence. Ben şunu sormak istiyorum aslında. Biz toplum olarak, Elazığ toplum olarak sağlıklı mıyız? Aslında yani bir genelleme vardır tabii. Tabii. Bölgesel olarak. Tabii biz ki. Şehir olarak. Yani şanslıyız. Genelde onu kesinlikle şanslıyız. Söylüyorum. Çünkü toprakla uğraşma şansımız var. Herkesin kendi bahçesi, köyü var. Hani hem stres atmak için hem kendi eliyle büyüttüğü sebzesini, meyvesini yeme açısından var. İçinde çok şanslıyız. Tek hatamız, kusurumuz kendimizi çok ihmal ediyoruz. Yani bravo. Son raddeye gelmeden gelip baktık. Belki onları da zamanında baktırsak var ya. Yani hiç şu anki olduğundan %60-70 hastalıklar azalacak. İlaç kullanımları azalacak. Siz de Elazığlısınız. Tabii. Ben de Elazığlıyım. Burada hepimiz de Elazığlıyız. Bizim toplumumuzda şöyle bir kanı var efendim. Hani derler ya, ihmal bir. Bir de atın ölümü arpadan olsun. Arpadan olsun, evet. Yani korkusuzca yaşıyoruz. Kesinlikle. Bunu daha çok erkek hastalarımız evet, söylüyor. Evet, erkekler de çok. Ben de diyorum ki ya bazen işte öldürmeyip tabir caizse süründürebilir. Lütfen evet. Yapmayın. Şeker hastalığı diye bir rahatsızlık var. Hiç haz etmem kendisinden. Ailemde de var. Bende de bir dönem çıkmıştı. Yani çok kötü tabir. Yani dediğim gibi belki meslektaşlarım biraz şey yapabilirler. Öldürmüyor da süründürüyor. Hani evet. Göze vuruyor, böbreğe vuruyor, kalbe vuruyor. Diyaliz hastaları. O yüzden daha dikkatli olun. Şeker. Erken teşhiste de çabuk tedbir almalı. Hocam geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Şeref verdin. Şimdi birçok soru geldi aslında. Çoğunu yöneltemedim değerli hocama. Çünkü zamanımız yetmedi. Ama sorularınızı danışmak dahi olsa hocam hastanede, Anadolu Hastanesi'nde evet, sizleri bekliyor. Dahiliye uzmanı Serpil Arslan hocamızın ismi. Bekliyorlar sizleri her zaman da. Hocam tekrar geldiğiniz için teşekkür ederim. Şöyle küçük bir çam sakızı çoban armağanımız var. Zevkle. Buzdolabınıza yapıştırınız ne olur. Tabii ki. Baktıkça da bizi hatırlayın. Kesinlikle. Çok sağ olun. Efendim bize ayrılan sürenin yine sonuna geldik değerli izleyenler. Bu hafta bitirdik çok şükür. Sağ salim değil mi? Haftaya artık ışkını aldıktan sonra ne hale gelirim bilemiyorum tabii. Biz pazartesi günü saat 15'te yine karşınızda olacağız Allah kısmet ederse. Bizi yalnız bırakmayın. Pazartesi saat 15'te. Milad'ın mutfağında görüşmek üzere. Hoşçakalın.